Unutulmaz yemeklerden, yemeklerden. Unutulmaz yemeklerden, yemeklerden. Yeşil başlı dolmalarda, ay! Kekir kokan pirzoladan, size selam, size selam getirmişim. Mazi olan tatlılardan, size selam, size selam getirmişim. Ay! Kanga kanga sucuklardan, hayal olan bastırmadan. Ay! Kanga kanga sucuklardan, hayal olan bastırmadan. Kapis yapan fasulyadan, radyo sonsuz demli çaydan, size selam, size selam getirmişim. Ay! Tozlu tozlu koltuklardan, size selam, size selam getirmişim. Ay! Şehap! Buyurun halacığım. Buraya gelin. Beni mi çağırdınız efendim? Hakkınızda duyduklarım doğru mu? Hayrola, bir şey mi duydunuz efendim? Hizmetçi sıkıştırmışsınız. Ben öyle terbiyesiz şeyler yapar mıyım? İnanın iftiradır. Böyle hizmetçi makulesi insanlarla senli benli olmanız, üstelik de onlarla el şakası yapmanız katiyen hoşuma gitmiyor. Halacığım, siz bu işi bayağı ciddiye almışsınız. İnanın sıkıştırmadım. Sadece hizmetçi kızı odamı niye toplamadın diye biraz sıkıştım. Hepsi bu kadar. Dün de açık kadınla labale olmuşsunuz. Ben. Ona da mı odanızı soruyordunuz? Hayır efendim, ben mutfağa şey için indim. Yemek sipariş edecektim, onun için gittim. Ya konularını sıkıştırmanız? Sıkıştırmadım halacığım. Kabak yemeği yap diyecektim. Kabağın ismi aklıma gelmedi. Baktım açık kadının kolları da maşallah asma kabak. Bize ne canım? Akşam Cerrah Paşa'nın geleceğinden bahsediyordunuz. Geleceğine dair bir telgraf mı aldınız sevgili? Cerrah Paşa hiçbir zaman telgraf çekmez. Ya. Telgrafın kısa cümlelerinden nefret eder. Her zamanki gibi habersizce çıkıp geliverir. Hani biliyor musun? Sabah şeriflerine hayırlar olsun hemşire. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın evladım. Şu Cerrah Paşa Hazretleri'nin gelişine herkesten fazla ben seviniyorum. Onunla o kadar iyi anlaşıyoruz ki hemşire. Ha, baba oğul hizmetçileri sıkıştırma hususunda pek anlaşacağınızı tahmin etmiyorum. Ne oldu? Adamın huysuzluğu yüzünden. Hemşire, adamda yaş yetmiş, iş bitmiş. Bu yaştan sonra bu işlerle uğraşacak halim var adamın canım. Cerrah Paşa büyük birisi. Muhakkak tabii. Şöhreti olan bir adam. Değil mi? Böyle saçmalıkları asla asaletine yakıştırmaz. Olur mu hemşire? Sonra Cerrah Paşa'nın buraya gelişi hepimiz için hayırlı olacak. Tabii. Belki köşkün satılma işinde bize yardımı dokunabilir. Ha, köşkün vekili köşk satılmadan bize haber verecek hemşire. Hanedanımızın içinde oturduğu bu köşkü satın almak için ne bekliyorsunuz? Hemşire, biliyorsunuz ki büyük dedemiz zaruret yüzünden bu köşkü sattı. Ben de yabancıya gitmesin diye cebimdeki parayla 9 sene kirayla tutabildim. Ama üzülme hemşire, ileride satın da alabiliriz. Alırız değil de alabiliriz. Demek bu köşk bugün satılsa biz kapı dışında kalacağız, öyle mi? Bugünü görmektense ölmeyi tercih ederim. Hemşire, şu yeni icadım patates rakısı bir piyasaya çıksın. Ondan sonra milyonlar, milyarlar, yazın adalar, modalar Tahiti, kışın Uludağ, altında lüks araba, mis kokulu villalar, lüks hayal. Başına hayal kurmayın abi, fideler daha yeşermedi. Yol yürümek de biter, ağzının tadını bilen patates rakısıydı. Ne haliniz varsa görün, benim tek arzum bu köşkün elden gitmemesi. Haklısınız hemşire. Ne pahasına olursa olsun buna bir çare bulmalısınız. Haklısınız hemşire, haklısınız hemşire. Haklısınız hemşire. Öf be. Rahmetli karım. Rahmetli karım öldü, kurtuldum dedim. Hemşire ondan da baskın çıktı vallahi. Aha, kendi kendinize ne konuşuyorsunuz siz babacığım? Yoksa nutuk provası mı yapıyorsunuz? Ah, yavrum, şu alandan çektiğimi Allah'la ben biliyorum. Hayvallah, hani baba. Seni bir evlendirip de hürmetini görsem başka hiçbir şey istemem yavrum. Aman babacığım, hem yanınızda olmama seviniyorsunuz. Ha? Hem de beni evlendirip başınızdan atmak istiyorsunuz. Vaziyet bildiğin gibi değil yavrum. Annen rahmetli olunca halam tıttırdı. Genç kız evde yalnız kalmaz. Geldi buraya çöreklendi, yapmadığını bırakmıyor bize kızım. Babacığım. Sen beni dinle, evlen de şu alandan bir an evvel kurtar beni yavrum. Tamam. Aa babacığım, ha. Ben aslında bir şey söylemek için geldim. Ansa anlatıyordum. Nedir o ya? Gazetelerdeki haberler doğru mu baba? Hangi haberler? Hani bana doğum günümde bir tay hediye etmiştim. İsmim de benim gibi rüya koymuş. Evet yavrum. Şimdi onu satıyor musun? Mecburum satmaya evlat. Aman babacığım, koskoca hanedan ailesi. Attan başka satacak bir şeyimiz yok mu yani? Yok tabii, hepsini sattık kızım. Onu satarız da bir derde deva olur. Babacığım lütfen rüyayı satmayın. Başka bir evladım, şey satalım. Evladım, üzme kendini. Yarın elim geçsin ben sana başka bir at alırım çocuğum. Aa, ben başka bir at istemiyorum ki. Ben de satmaya mecburum. Aa, uzatma. Bir talibim var mı baba? Evet, 3,5 milyon lira istedim. Adam ya kendi gelecek ya telefon edecek. Acaba o mu? İnşallah odur. İnşallah o değildir evet, baba. Çocuklar yoksulluğu nasıl anlatacaksın? Görmediler ki. Alo. Ne yaptın? Alo. Almanya mı?
Almanya mı? Tamam. Almanya mı? Almanya'dan beni mi istiyorlar ya? Babamı istiyor. Afet İsrafım için siparişdir belki. Öyle mi? Aslanım var. He, bendeniz Fuzuli efendim. Efendim? Ha, ben Almanya'ya gitmedim ama Almanya'yı çok iyi bilirim. Ben Almanlara hizmet etmekle, ben Almanlara rakı içirmekle. Efendim? Alanya Türkçü dükkanı mı? Ne oluyor? Ne, alay mı ediyorsun? Yok baba, estağfurullah. Biz de hakikaten Almanya ile konuşuyorsun zannettik. Yani Almanya ile konuşamaz. Gördüm, Türkçü dükkanı çıkıyor. Bizim ailemizin asaleti, bizim ailemizin necabeti, bizim ailemizin... Rezaleti anlatmak da bitmez değil mi baba? Sevgili babacığım, gene mezar taşlarıyla iftihar etmeye başladın. Maziyi bırak da biraz bugüne bak baba. Yok canım. İnan bana, zamanımızda asalet metelik etmiyor. Yok baba. Ya. Hiçbir banka asalete güvenip kredi vermiyor insana. O senin üstü kuruntun. Her neyse. Bana mektup geldi mi yavrum? Hayır, gelmedi. İyi düşün sevgili kardeşim, şöyle para kağıdı falan. Bir yerden şey para mı bekliyorum? Hem de iyi bir para. Evladım bana çok masraf ediyorsun. Biliyorum. Halbuki bizim zamanımızda. Yok, sizin zamanınızı bırak Allah aşkına, o zaman her şey ucuzmuş. Anlatamadım ya, yani bizim zamanımızda. İki yaprak marul bugünkü gibi 5.000 lira değil. Bizim zamanımızda. Cebine 1.000 lira koyan bütün meseleyi hallederdi sizin zamanınızda. Ha, siz de parayı bol bulup har vurup harman savurun değil mi? Şöyle evleneyim de çoluk çocuk sahibi olayım diye düşünmeyeyim ben. Bir yaştan sonra evlenir miyim baba ben? Babacığım. Efendim? Abimi evlenmek için fazla zorlama. Çok daha iyi. Niye olur o bence. Baba, ha. Duyduğuma göre abim... Anlat. Yok, anlat beni. Anlat, bir şey var. Anlat. Küçük Hanım, galiba benim hakkımda bir şeyler biliyorsunuz. Lütfen devam edin. Aa, izin veriyor musunuz? Benim korkum yok ki, alnım açık. Dur. Anlatayım efendim o zaman. Abimin uzun bir beraberliği sonucu böyle hiç ayrılamadığı bir yengemiz var. Ne diyor be? Halt etmişsin, sen babamı da sahi zannedeceksin. Niçin inkar ediyorsunuz? Bunu Matmazel'de pekala görmüş. Bak. Bunu sana Matmazel mi söyledi? Evet. Derste neler konuşuyorlar? Siz de ders çalışmayın, dedikodu yapın orada değil mi? O matmazelin alacağı olsun. Ondan çok tatlı bir intikam alacağım vallahi. Matmazelden al baba, al Allah canımı alsın. Bir intikamı var baba. Babacığım, kadının umurunda bile olmaz. Niye? Zaten bütün arzusu memleketine gitmekmiş. Sebep neymiş o matmazel? Matmazel bizden bıkmış mı? Bizi terk etmek mi istiyor? Bizden hiç bıkmamış ama sizden biraz sıkılmış galiba. Allah Allah, niye sıkılmış benden acaba? Abim kısa bir süre önce ona da bir imam nikahı yapmış baba. Allah kahretsin. Kız, ben senin saçlarını yol abi. Günaydın efendim. Günaydın. Müsaade eder misiniz? Geçebilir. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Aman efendim, bu ne güzellik. Bu ne letafet. Şuraya bakın. Hoş geldiniz efendim. Efendim, aynı şeyleri ben söyleyecektim. Babam benden evvel davrandı. İkinize de teşekkür ederim. Dün gece güzel uyuyabildiniz mi efendim? Nerede? Gözlerimi kapıyorum, rüyalar görmeye başlıyorum. Sonra kendime geliyorum, tekrar gördüğüm rüyaları yaşıyorum. Böylelikle gece rüya, gündüz rüya, devamlı hayal alemi. Vah. Sonra sabah oluyor. Evet. Horozlar erkenden ötmeye başlıyorlar. Su abi, evet. Merak ettim, burada horozlar hep bir ağızdan mı öterler? Hanımefendi, federimin yanında cevap veremeyeceğim. Müsait bir zamanda detaylı bir şekilde anlatırım. Efendim, cümleten selamın kutmamış. Good morning. Gördün mü? Kış topu yınırını ördün mü? Gezelim görelim, kış topunu örelim. Ollala. Ay Fuzuli diyorum, hep şaşırıyorum. Acaba diyorum, bir matim iki matim. Kaç atarsan at bana ne oğlum Allah aşkına. Ay galiba en geç kalkan ben oldum. Bugün için öyle oldu. Ama doğrusunu isterseniz deliksiz bir uyku uyudum. Hiç sanma. Niçin o? Çünkü sabah karşı kapıma gelip birkaç kez vurdunuz. Bak, deliksiz değil, delikli uyumuşum. Çok rica ederim. Ben hayatta kimsenin kapısına vurmadım. Ama benim kapıma vuran çok oldu. Gelen vurdu, giden vurdu. Vurun kahveye. Sen de mi billur tuz? Düşünme! Ne oldu? Sabahleyin bir arkadaşınız geldi. Allah kahretsin. Ulan bu yaşlı halimde yüreğimi indirecekler. Ay, gebertecekler insanı bunları ya. Lan. Bu kadar gürültüyü bir arkadaşım geldi diye mi çıkardın? Allah canını alsın. Demek yanılıp iki arkadaşım gelse köşke dinamit koyacaksın. Ay, köşke eşkıyalar bastı zannettim. Ay, yüreğim ağzıma geldi. Mazavallı babacığım. Korkudan koltuğun altına girmiş, bir taraftan da bana bırak diyor. Bana bırak. Ne zannettin? Biz öldük mü yani? Her neyse. Kim gelmiş dedin yavrum? Efendim, sabahleyin bir arkadaşınız geldi. Ya. Uyuyordunuz. Ben de uyuduğunuzu söyledim. Çekti gitti. Kim olduğunu söyledi mi? Beyefendi, bugün çok dalgınım. Ben sorduğumda o mu söylemediği, yoksa o söyledi ben mi anlamadım, bilemeyeceğim. Ne salak şeysin sen böyle be? Aptal ya. Beyefendi, lütfen üstüme gelmeyin. Bugün morallerim çok bozuk. Niye moralim bozukmuş? Bildiğiniz gibi değil. Son bir haftadır evde karımla hep kavga ediyorum. Sebep niye kavga ediyorsun evde? Biliyorsunuz, bir yıl önce mutlu bir evlilik yaptım. Allah müstesnasın. Bu evlilikten bir de çocuğum oldu. Allah bağışlasın. Benim hanım tutturmuş.
Bu çocuk sana benzemiyor diyor. Ne biçim laf bu? Benim bildiğim evde erkek kadına söyler değil mi? Olur mu böyle? Oturtturmuş, bu çocuk sana benzemiyor. Bal gibi sana benziyor. Benzemiyormuş. Kime benziyormuş? Sana. Gebertin'in babası. Aslanım benim be. Kimin babası be? Aile şüphesinin bu derecesini gördünüz mü Sevin Hanım? Oldukça garip bir şüphe. Hadi ya. Ama inanmak güzel bir şey. Ben hep inandım. Her inanışımda bir izdivaçla neticelendi. Artık boyumun ölçüsünü aldım. Öyle mi? Rüya, efendim sana evliliklerimi anlatayım. Bayılırım anlatayım. Ama Rüya. 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 Matmazel seni çağırıyor. Hayır babacığım, yanlış, çok iyi. Ben duydum, seni çağırıyor. Ben duymadım ama. Çağırıyor. Allah Rüya, babam matmazel çağırıyor deyince içeri gideceksin. Hadi yavrum. İlle evlilik dinleyeceğim. Ama babacığım. Hadi sonra konuşuruz, hadi. Be, okullarda seks dersi yok. Televizyonda da sansür var. Ben hep böyle acemi mi kalacağım? Ay Rüya, merak etme ana. Ben burada dinler, sana sonra nakli yayın yaparım. Hadi oradan. Anteni arızalı sen de. Geldim. Bak 404. Sevil Hanım. Kaç defa evlendiniz? Ah beyefendi, ben koca mı gördüm? Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, üç de ondan evveli. Bir ay yaş, bir de deli. Tam 9 defa. Maşallah efendim. Karı koca almamış, erkeklere seferberlik ilan etmiş vallahi. Affedersiniz Sevil Hanım, çok merak ettim. Bu 9 kocadan ne diye ayrıldınız? Ayrılmadım, hepsi de öldüler. Aynı minibüste miydiniz? Hayır canım, kalpten gittiler. En sonunda nikah memuru bana, aman kızım bundan sonra alacağın adama şöyle bir check-up yaptır. Tecrübe et, sonu hiç çıkmadan da karşıma gelme dedi. Adam doğru nasihat etmiş. Ben de o nasihatı tutuyorum. Öyle mi? Hayalimdeki erkeği buluncaya kadar daha çok tecrübeler yapmaya mecburum. Sevin Hanım, bana kalırsa bu tecrübe müddetini fazla uzatmayın efendim. Niçin? Baba, gençler için pek mahsuru yok da... Belki yaşlı talipleriniz vardır, ömrü vefa etmeyebilir. Çenem tutulsun inşallah. Ya ya, tecrübe bu, belli olmaz. Yine de elinizi çabuk... Asil Bey, sabahki arkadaşınız geldi efendim. Babacığım bakayım mı? İzninizle ben de odama çekilmek istiyorum. Oldu. Yazılacak mektuplarım vardı, akşam postasına yetiştirdim. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Ben de... Ay Fuzuli diyorum, hep şaşırıyorum. Acaba diyorum, bir mi atayım, iki mi atayım? Oğlum kaç atarsan at git. Aa, kimse benimle almaya değil, ben almayacağını bulurum. Trikotajcı mıyım, nereden? Abi, dışarıda gördüğüm kabasalı adam kim? Soğan'ın arkadaşlarından biri olacak, ben de görmedim. Evimize ilk defa böyle bir adam geliyor ve bundan kimsenin haberi olmuyor. Haklısınız hemşire. Kimmiş Soğan? Asker arkadaşım. Ne istiyorum hoş? Bunu anlatmak o kadar güç ki efendim. Babacığım, ben dün akşam şehir kulübüne gittim. Çocuklar hadi poker oynayalım dediler. Hı. Oynamaz olsaydım beni biraz ıslattılar. Ne yaptılar? Yani biraz tırtıkladılar. Efendim? Yani sizin anlayacağınız, ben dün akşam pokerde 1 milyon lira borçlandım. Ne yapıyorsun oğlum? Niçin bana söylemiyorsun bunları? Size söylesem ne olacaktı? Milyonu geri mi verecektiniz babacığım? Bir sürü nasihat verecektiniz değil mi? Evladım, kumar felakettir. Kumar insanın evini dağıtır. Kumar insanın haysiyetini yitirir. Evet. Kumar da... Beyefendi! Efendim. Kumar arkadaşınız geldi. Söyle bir daha kumar yok. Hadi kumar oynamasın. Sevgili babacığım, ben de bunu bildiğim için arkadaşlarımdan birine telefon ettim. Sağ olsun çocuk bana lazım olan parayla kalkmış gelmiş. Ha. Böyle boş para veren tefeci makinesi insanlardan nefret ederim. Rica ederim, saçmalamayın. Anlamadım. Çok saçmalayın yani, bana ne? Halacığım arkadaşım tefeci değil ki, meşhur bir şarap tacirinin oğlu. Şarapçı. Meyhaneci. Hayır babacığım, ne şarapçı ne meyhaneci. Babası çok meşhur bir insan. Nasıl meşhur? Babasının ismi meyhanelerin vitrinlerinde yazıyor. Hem de meyhane vitrininde. Tabii, nohuttan ilk rakı icat eden insan. İçilmez o rakı. Son derece zenginler baba, çocuk sonra çok iyi arkadaşım. Askerden beri 25 senedir kardeş gibi olduk onunla baba, hiç ayrılmayız. Sonra Cambridge'de tahsil görmüş, ailemize layık bir çocuk. Asil. Yapma ya. Yalnız geçen sene ağaçtan düştü. Ha. Ara sıra şaşırıyor, bir aklını kaybediyor. Abi! Efendim? Bizim ailenin büyük bir ismi ve namusu var. Haklısınız. Onu da ancak ben koruyabilirim. Haklısınız hemşire. Başkaları değil. Haklısınız hemşire. Haklısınız hemşire. Haklısınız hemşire. Baba bunu ver şartla Allah aşkına. Onu haklısın orayı beklemekten. Bu yaşlı halimde cevap ettik. Baba haklısın, niye diye başımıza çıktı, haberi yok baba. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Niye bakıyorsun ya? Ne var? Hayatımda hiç maymun görmedim. Zaten ahşabım bozuk. Böyle şey görmedim ya. Ya kardeşim tamam, bahçeniz var güzel. Köpeğe salmışsınız. Böyle şey daburma. Daburma köpek abi. Lafiye polis. Daburma değil. Doğru. 4 defa peşime düştü. Bahçenin etrafında 4 defa döndü. 2 defa köpeğe geçtim ben. Havla havla üstüme geliyor, havla havla üstüme. Ya ısın sen orada, ne olacak? Ben anneciğime ne diyeceğim? Beyefendi, eski bir atasözü vardır. Havlayan köpek ısırmaz, bilmiyor musunuz? Valla beyefendi ben biliyorum da acaba köpek biliyor mu?
Görüyorsunuz beni ısırıyor mu? Eski bir atasözü var, bilmez misiniz demeyi? Neymiş o? Köpek köpeğe ısırmaz derdi. Kim geldi diyeyim? Tabii ben. Sosyete arkadaşın geldi de. Nasıl asabım bozuldu? Bir bakalım benim de kimler de gelmişti. Kimin arkadaşı gelmişti. Kimin kardeşi gelmişti. Öpeceksin biliyorum. Öpeceğim. Kurtulamazsın. Yani ne açın hep niye öpmeyim onu sen? Ya sen öptün mü? Huylanıyor mu ya? Vallahi yapma. Ya vallahi öpmeyeyim. Vallahi aşkına. Bana bak. Bak gel dedim. Yanlış yanlış lan. Niye? Bu Greco-Roman lan bu. Ben bir yapayım. Al işte yine öpeyim. Öyle hoşuma gidiyor ki öpülmekten hoşlanmam bana. Sinir oldum ya. Aslanım benim özledim. Lan insan ara sıra telefon eder. Ben aramasam arayacağın yok. Burada yoktu ki ben. Bir dakika. Fransa'nın Filipinlerindeydim. Gözüne ne oldu? Yine dövdüler. İnanmam. Vallahi dövdüm. Hadi oradan. Dayak yedim ben. Hayatta herkes dayak yer, senin dayak yiyeceğine inanmam. İşte bu sefer o zevki ben de tattım. Olmaz ki yavrucuğum. Allah sana öyle bir ses vermiş ki senin üstüne 20 kişi hücum etsin. Sen bir nara patlat, 19'u bayılır, biri fenalık geçirir be. Yo pencereden düşenler, onlar ne? Onlar da ayrıca hatta hesabı yok. Ama bu sefer adam bana çarptı, önüne bak kardeşim dememe kalmadı. Adam oradan sopayı aldı, geldi üstüme tam vuracak. Ben narayı çektim. Gözümü bir açtım, ben yerdeyim arkadaş. Niye? Kalabalık toplanmış, benim ilk lafım bu. Plakasını aldınız mı? Plakasını? Ya adam öyle vurmuş ki bana, ben yerdeyim. Adam yine üstüme geliyor. Narayı ben patlasana. Geldi, narayı çektim, ben bir daha yerdeyim. Yapma. Daha çok kalabalık olmuş, bu sefer ben böyle demişim. Başka araba mı geçti üstümden? Ya kaldırın beni kardeşim demişim. Adam vuruyor, ben narayı çekiyorum, adam vuruyor. Ne oğlum, narandan korkmuyor mu? Ya adam sağırmış, ben bunu bilemedim. Bilemek mi kardeşim? Yok bize, gel Allah çalın ağzını. Bir de, onun özü bir de geldim kapıda, orada bahçede bir köpek kardeşim. Aldırma. Oturma! Ne oldu lan, köpeğe mi oturdum yoksa? Ne yaptın lan? Köpeğe mi oturdum yoksa? Ne yaptın oğlum? Ya koltuğa oturdum işte. Bu koltuk mu? Efendim? Koltuk mu? Vay anasın abi. Ten dolabı galiba. Oğlum sen bugün güneşte mi gezdin? Tamam. Koltuk olmasına koltuk yavrum, ben de biliyorum ama evet. Oturmak için mi? Ya benim... Hayır, oturmak için değil, amuda kalkacaksın. Hayır be yavrucuğum. Ya sana üzülüyorum, hastalandın mı? Ya illa oturacaksın evladım. Niye buna şuna oturmuyorsun, o yasak koltuğu seçiyorsun. Şimdi benim kısmetim buna açıldı. Olmaz. Buna da oturabilirim fakat ona açıldı kısmet. Bu evde o koltuğa oturmak yasak. Bak Suha, elini ayağını öpeyim. Ben biliyorsun asevi adam. Olabilir. Ben aklımı taktım. Ben bu koltuğa bugün oturmadım mı sabaha kadar uyuyamam. Yasak. Elini ayağını öp. Oturamazsın. Kulun köden olayım. Olmaz. Valla ne olursun. Olmaz. Huzurum kaçar. Vız gelir. Ya kız olma, sen müsaade et. Kıçımı süreyim ya. Olmaz. Olmaz. Şimdi... Tamam sen rahat, ben rahatsın. Ya kardeşim oturamazsın diyorsan bir sebebi var da onun için söylüyorum. Peki bunun ne sebebi olur? Bu koltuk bir sahip değil. Ha, koskoca köşte emanet koltukta oturuyorsun. Hayır efendim, emanet de değil. Bu koltuk rahmetli eniştemin koltuğu. Allah rahmet eylesin adam, ölmüş gitmiş sen. Evet, öleli 16 sene oldu. Ömür içinde yatsın. Halamın kocasıydı. İşte onun için o öldüğünden beri 16 senedir bu koltuğa halamdan başka kimse oturmaz. Sadakata bak be, gözlerim yaşar. Şuna gördün, söyle bakayım bana. Şimdi ben ona kapı diyeceğim, bu kapı mı diyecek? Hadi söyle bakayım ne bu? Mikser galiba. Kapı lan ayı, kapı. Ben de biliyorum, insanoğlu insan, kapı. E niye mikser diyorsun? Sen değiştiriyorsun. Hadi. Mesela şu ne diyelim? Şapka. Olur mu, helikopter mesela? Yavrum tamam, kapı da alelade kapı değil. Ya bildiğimiz kapı ise... Hayır efendim, bildiğimiz kapı da değil. Allah, bilmediğimiz kapı. Bilmediğimiz kapı da değil. Halamın kapısı o. Kimin kapısı? Halamın. Maşallah han kapısı gibi. Tabii. Halamla eniştem evlendikleri zaman o odada yattılar. Ha, onun için özelliği var. Bu şey odası, Gebze odası. Ne odası? Gebze değil ya, Çatalca değil. Neydi o? Gerede odası. Gerdek odası. Neyse işte. Evet. Eniştem öleli 16 sene oldu. 16 seneden beri o odaya kimse girmez. Bu koltuğa da halamdan başka kimse oturmaz. Olabilir. Belki onun işte hatırasına binaen. Yani o olabilir. Neden? Şimdi ben öyle düşündüm yani. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Neden? 16 sene. Neden? Neden? Sen niye bir tuhaflaştın birden? Kimse oturmaz. Lan ruhuna Dracula mı giriyor? Dikkat et lafıma. Beni iyi dinle. İster misin parmağınız böyle... boşa gitmesin? Nasıl? Şöyle yapıyorsun ya, detir bak şimdi, şunu yapma. Beni dinle. Ya gözümü çıkaracaksın ya. Sana gayet ciddi şeylerden bahsediyorum.
halama bakılırsa bundan 16 sene evvel ölen kocasının hayaleti... Nesi? Hayaleti. Tamam, başka mevzu yok mu evde? Aysız ve karanlık gecelerde mezarından kalkarmış. Ya bu bahsettiğim vimpir. Ve gelir o yatak odasında dinlenir, bu koltukta da 4 saat otururmuş. Düşünebiliyor musun? Soğuk karanlık bir kış gecesi, fırtına kulaklarda uğurdu. Ya benim işim var, acele gideceğim. Camları titretiyor ve yarasalar gece mezarlıkta çığlık atıyor. Ben bu filmi gördüm, Londra Kulesi. Ha! Bana lan, korkuyor ben. Eniştemin mezarlıktan bahsediyor. Eniştemin hayaleti gece mezarından kalkıyor, yavaş yavaş bizim köşke doğru geliyor ve en yakın zamanda... Anlasana lan! Ulan elini ispeket etti zannettim. Canım nasıl? Ölüyordun be! Ne bağırdın lan öyle? Benim hayatta en korktuğum şey mezarlık be! Mezarlıktan geçerken 4 şarkı söylüyorum da yine yarı yoldan geri dönüyorum. Kalıbından utan be! Sen benim kalıbıma ne bakıyorsun? Hala bu yaşta beni annem götürüyor gece 100 numaraya. Anneciğim. Ya bunlar hurafe zaten. Halam böyle söylüyor. Yok, bizi korkutmak için. Zaten benim acil bir işim var. Ben gideyim diyor. Olmaz bir yere. Ya işim var kardeşim. Saçmalama. Ya o zaman dışarıda bir yerde oturalım. Niye burada oturuyoruz? Ben köpek ısırsın razıyım, oraya gelirim. Hayır, giremeyiz. Bunu da konuşacağız. Şimdi bu rahmetli eniştenin hayaleti değil mi efendim? Evet efendim. Bu adam gözükmez de birader. Hayalet gözükür mü? Yani şuradan başka bir yere oturmuyor mu? Hayır. Hep oraya otururmuş. Elin ayağını öpeyim, beni yalnız bırak. Niye? Oğlum bilmem, dalgaya düşerim gider eniştenin koltuğuna oturur. Ya oturma, ne çıkar? Ulan benden evvel o oturmuşsa. Ya ne çıkar be? Ya gözükmüyor adam be. Görenler ne diyecek? Ne diyecek? Bu evdekiler biliyor, beni görecekler, boşlukta bir adam oturuyor. Enişte ben gelmiş. Bir de burada halanı bulamazsa, Allah Allah. Ne olur bulamazsa? 16 senenin hırsını benden alır lan. Ben bunu ya. Elini ayağını öpeyim, beni bırakma. Ya bunlar hurafe be evladım ya. Ya korktum diyorum. Ya bırak, aldırma böyle şeylere. Mevzu değiştirelim. Madem mezarlık mevzundan korktun, değiştirelim ya. Niye oraya götürürsün? Burada oturalım. Hadi gel gel, biraz cesaret gelsin diye götürüyorum. Gel şöyle otur yanına. Başka şey mevzu yok mu kardeşim? Ama ya, dünyada mezardan başka mevzu yok mu? Değiş, kusura bakmayın beyefendi, gözükmüyorsunuz. Merhaba diyemedim. Değiştir mevzu yavrucuğum, değiştir. Adamın geldi gitti de belli olmaz. Başka mevzu. Başka mevzu şeyden bahsediyor. Deneye bak. Dün annemle babamın mezarına gittik sabah. Oğlum illa mezar mı diyecek? Ya başka şeyden bahset, sinemadan bahset, filmden bahset. Ya sinema dediğin de aklıma geldi, çok tutulmuş. İstersen o filmi bir görelim. Hangi? Kapalı kişi oynuyormuş. Hangi? Mezarımı taştan oyun, Allah cezanı versin. Ağzıma yapıştı. Ya korktum bir de bahset ama, yersiz korktum ben yavrum. Ya gözüm de oraya takıldı, perde oynadığı gibi geldi. Ya bırak bakmamaya çalışma ya. Ya perde oynadığı gibi geliyor. Oynamaz evladım, ya bunlar halamın anlattığı hurafeler be yavrum. Ben parasını vereyim, şu kapıyı örtür, sonra yık duvarda. Bir şey olmaz, korkma. Peki. Cesaret gelsin ya. Hayatta sen hiçbir şeyden korkmazdın, ne oldu? Bu ev gibi lan! Sen değildin lan! Allah tedavi versin. Ya korkma da oğlum. Tamam, mevzu değiştirelim. Ben ürktüm. Köşkü nasıl buldun, beğendin mi? Köşk çok güzel. Tabii. Çok fevkalade bir köşk. Tabii beğeneceksin. Çok bu 450 senelik köşk. Maşallah. Bizim hanedanımız burası. Maşallah. Benim bütün ceddim burada yetişti. Dedem, dedemin dedesi, onun dedesi, en büyük dedem... Dur, ben sana hesap makinesi vereyim. Ya sayısını söyle, ne yoruyorsun kendini? Ya! Ya bağırma Müslümancığım, korktun diyorum, anlamadım. Benim dedelerimin hepsi burada doğdu, burada büyüdü, burada öldü. Tam da yerinde oturuyor. Ne? Ulan aile mezarlığına gelmişsin. Ya, tam olarak söyledim yani, bu köşkte diyorum yavrucuğum. Aile reisi hattı zatında babamdır. Ama bütün mücadeleme rağmen bu evde halamın sözü geçer. Aman be, kadının sözü ne olur evde? Evde erkeğin sözü geçer. Şşt, cahil. Halam kadın değil. Efendim? Benim halam kadın değil. Nonoş mu lan yoksa? Dur. Zaten bu evde... Nonoş bakıyor ben. Yani halam alelade kadın değil. Yani olabilir. Ben de bir hala var Tercan, görmeni isterim. Benim halamı bir gör Tercan. Bende bir hala var Tercan. Kaça satıyorsunuz affedin? Halandan bana ne, ben mi alacağım? Yani çok azametli bir halam olabilir, vardır. Olabilir. Çok asil bir halam vardır benim. Olabilir. Benim halam prenses.
Prenses mi? Evet. Hakiki prenses. Dur şimdi aklıma geldi. Avrupa'da bir gazetede okudum, bir prenses çıkmış bugünlerde, çıplak geziyormuş. Halan da çıplak mı geziyor? Hangisi o? Hani prenseslerde moda mı diyorum? Hangi prenses? Ya Avrupa'da ismi neydi kadının? Stepney'i götür getir. Stepney'i bırak, Kriko'yu mu getir? Bir dakika, şu Monaco prensesi Stepney olmaz. Bu da Stepney. Hadi canım, o da kadın mı? O da kadın mı be? Bunda bir hala var, Allah Allah. Daha görmedim. Oynuyor lan, perde oynadı. Hadi oynamadı yavrum ya. Halam öyle Kıtıbios prenseslere benzemez. Olabilir, olabilir. Benim halam kökten prenses. Benim halam yedi göbek prenses. Kaç göbek? Yedi göbek. Allah Allah. Yeah. Ya ne güzel çiftet elle oynar halam. Göbeğin birisi yorulsa ikinci takviye getir. Senin halan düğünde bir başlasın oynamaya, düğün bilene kadar yorulmaz. Hayır efendim öyle. Olabilir yani. Yani biz çok soylu bir aileyiz. Sen bizim asaletimizden bahsetmeye kalksam... İşte böyle isim duymadım ben. Sen bizim sülaleyi tanır mısın? Ama uzattın ha. Uzatmadım, oynuyor diyeceğim lan. Bana bak, beni de korkutmaya başladın ha. Sen de korkuyorsun, ben 8 kişinin korkuyor. Ya bırak oynamaz be yavrucuğum. Yok gel, sen şurada otur, gel sen de. Bizim sülale çok asildir. İnan benim sülalemin ucu beyler beyine dayanır. Ne diye? Beyler beyine. Ha, bizim sülale bensin arkanızda. Nerede? Kuzguncuk'tayız biz. Kuzguncuk sularında. Ben semtten Beylerbeyi demiyorum ki. Benim bu hanedanın kurucusu dedem, en büyük dedem. Evet. 450 sene evvel Cerrahpaşa'ydı. Cerrahpaşa, Cerrahpaşa. Yeah. Ya bir yerden tanıyorum bu Cerrahpaşa'yı. Ya bu şeyin abisi değil miydi? Ne? Haseki Efendi. Hatta onun bir halası olacak. Kim? Numune Hanım. Dün tesadüf kızıyla da karşı karşıya geldi. Kızı kim be? Zeynep Kamil. Hadi. Şu kadar aklım var, o da gidecek. Ya ben sana Cerrahpaşa diyorsam hastaneden Cerrahpaşa demiyorum ki. Ha sen eczaneden Cerrahpaşa diyorsun. Hayır efendim, hakiki Cerrahpaşa. Benim 450 sene evvel dedem Osmanlı Sarayı'nda vezirmiş. Allah Allah. Ne zannettin? Sen demek ki vezir torunusun. Hem de kaç göbek? Tabii halan 7 olursa ondan 40-50-60 göbek vardır. Dedem hem öyle böyle vezir değilmiş. Dedem kıymetli vezirmiş. Allah Allah. Tabii divan toplantılarında dedem sadrazamın sağ tarafında dururmuş. Vallahi. Dedeme bak. Nerede duruyor? Dur şimdi dur. Sadrazamın, lafı anlamadım. Sadrazamın sağında duruyor. Lan bayağı adam mıymış bu? Tabii. Baş bayağı adam. Evet. Allah Allah. Hala! Ya bağırma Müslümancım, korkuyorum. Hele onun küçük kardeşi var, Siyavuş Paşa. Evet. Ortanca dedem. Evet. O da sadrazamın sol tarafında duruyor. Ya bayağı adam mı bunlar şimdi? Lan ikide bir de ne soruyorsun bayağı adamı diye? Soruyorum çünkü o zaman bize kahvede anlatılan o mevzu yanlış anlatılıyor. Yanlışlık. Hala! Bağırma diyorum ya, korkuyorum. Hele onların en küçük kardeşleri var, en küçük dedem. Olabilir. O pek bir yamanmış. Pek bir yaman paşa mı? Hayır efendim, o silahtarmış. Allah Allah. Silahtar Şebelebettin Paşa. İşime bak, yarım saat sürüyor. Şebelebelebele. İsim mi lan? Şebelebelebe. Ben onu söyleyemem, Ahmet diyeyim sen anla. Silahtar Şebelebettin Paşa. Yani küçük dedem sadrazamın önünde dururmuş böyle. O en fedakarıymış. Zaten senin sülalenin menfaatperestliği yüzünden benim dedem asil olamadı. Yok ya. Zavallı dedeciğim bu asalet dağıtılırken koşa koşa gelmiş. Bir bakmış sadrazamın bir yanında, sağ tarafında bir deden duruyor. Sol tarafında bir deden duruyor. Bir deden de sadrazamın önünde duruyor. Ne yapsın zavallı dedem, yer kalmayınca mecburen sadrazamın arkasında duruyor. Sadrazam da bir adam bir gün döndü dedemi gör. Görmemiş. Ya bırak, kime asaletten bahsediyorsun? Vallahi ben seni tanımaz mıyım? Ulan sen de hep tavuk çalarsın, tavuk hırsızsın. Ya ya, o gençlikte yaptığımız çıvgınlıklardan. Yoksa benim ailem hakikaten soyludur ha. Bak babam bugün kapalı çarşıya çıksın, bütün esnaf ayağa kalkar. Babamın geçmesini ayakta bekler. Niye ayakta bekliyor? Sağdan soldan bir şey götürmesin diye herhalde. Hayır efendim, hürmet ettiklerinden bekliyor. Neyse bırak. Hürmet ederler. Sonra bak, burada tanınmış iki tane meşhur misafirimiz var. Bunlar da asil midir? Asildir. Efendim? Kız kardeşim Rüya var. Rüya'yı da tanıştıracağım sana. Bir dakika, kız kardeşim Rüya burada mı? Evet. Vaş. Çüş. Sen nereden tanırsın kız kardeşimi? Tanımaz mıyım? Sen hastaneye yatmıştın, ben ziyarete geldim, sonra benim Cadillac'la bıraktım eve. O zaman tanıdın. Yok, dünya aret bacım olsun. Güzel kız. O ne güzel kız be. Şimdi büyüdü de. Büyüdü mü? Valla. Maşallah.
yapmasın. Ya susadım kız kardeşim musun getirsen. Dünyanın et kardeşin olsun. Tabii ne güzelliktir o kızda. Tabii. O ne ön tampon Allah Allah. O ne bagaj Allah Allah. Ne oluyor lan? O ne? Arabadan bahsediyorsun, araba alacağız. Araba? He. Ben de kız kardeşim zannettim de. Ben de ondan bahsediyorum zaten. Arabadan bahsediyorum. Sen de amma huylu olmuşsun. Bana bak, sen pamukları sattın mı? Sattım da o köpek içeri girmez değil mi? Girmez, korkma. Paraları kazandın gene Avrupa'ya kaçarsın. Ver bakalım bir şey. Diyorum ki Avrupa'ya tatile gitmeden evvel seni de özledim. Hem de burasını gördüm, çok hava geniş bir durumu var, bahçeniz falan var. Hava dar da be. Hava dar mıydı onun? İşte kazadan sonra bazı şeyler biliyorum. Ters söylüyorsun, biliyorum. Ters. Geçmedi hala değil mi? Geçmedi bak. Ne sarsın? Fakat ben hayatta çok insan gördüm ağaçtan düşen de. Ağaçtan aşağıya düşen. Ben senin aşağıdan mi yukarı düştüm? Onu aklım ermedi bir türlü. Kafanı dala çarpmışım fırlayıp. Sen de bayağı seri olmuşsun ha. Evet. Ne zaman giydin beyaz elbiseyi ya? Demin başka renkti bu. Ay hala o renk körlüğün devam ediyor mu be? Beyaz değil mi lan? Aa, sarıymış dur. Aldırma, öyle de görsen olur. Şimdi, ne diyorsun sen? Şimdi ben diyorum ki burada biraz kalsam diyorum. Ne kadar? Yani benim için şey olur yani, Aliye olur diyor. Ne Aliye? Aliye değil ya, hani yazlığa gidersin, neydi o ya? Safiye. Safiye, ha Safiye olur. Olur bak, başımla beraber. Şöyle bir dörtte bir ay kalayım diyormuşsun ben. Ne ay? Dörtte bir ay. Ulan bir hafta desene şuna. Şimdi ben bir hafta desem gözünde büyüteceksin onu. Fattercan sen benim kardeşimsin. Biz senden çok sevişiriz. Hani kal demesine kal diyeceğim ama. İstemiyorsun. Yo vallahi değil. Ben kazadan sonra çok hassaslaştım. Yo. Hassas damarım zedelenmiş. Hadi saçmalama Allah aşkına. Ben giderim arkadaş. Hadi canım. İsrar etme. Alt tarafı bir hafta be. Bir hafta kalmam. Altıncı gün gece giderim. Durmam. Yapma be kardeşim. Kalmasına kal da. Hani burada buraya uyum sağlayamazsın. Niye kardeşim ya? Hani sen candan insansın. Samimi insansın. Benim ailem senin gibi değil. Hani ailem asil ya, biraz Sinop tarafları var. Demin Beylerbeyi dedin, şimdi Sinop tarafı diyorsun. İyi, babacığım. Yani açıkça bizim asaletimiz seni sıkar. Ya sen beni tanımaz mısın? Ben limon gibi adamım ya. Sıkılırsın. Sıksınlar ne olacak kız kardeşim, beni sıksın. Falan suyumu içsin, baban da posamı yesin, ne olur. Pekala, madem bu kadar kalmak istiyorsun bir çaresine bakarız. Üstelik ben de çağırdım. Bana milyonu da getirmiştir ama hala çıkarıp vermiyor. Bana bak rahmetli. Eniştenle mi konuşuyorsun? Yok canım, ben de istemeye utanıyorum. Ya. Diyorum ki hayatta parasız hiçbir şey olmaz. Ama paranın ne kıymeti var güzelim. Kapat bu mevzuyu. Para kolay ya, hiç açma. Hey hastam, getirmişim garanti para. Sen kalmak de bir de orada birisiyle konuş. Çok be yavrucuğum. Madem kalmak istiyorsun meclise danışacağım hemen. Benim burada kalmamla meclisin ne alakası var? Oğlum meclis kal demezse kalamazsın. Beni hep severler, aç telefonu sor. Sor kalsın kim diyecek. Mesela kara dumana sorun beni. Ya öyle değil kardeşim. Aile meclisi. Şimdi sen, ben sana biraz evvel kalamazsın dedim ya, sen alındın bana, ben biliyorum. Üzüldüm. Ama üzülme ben ona. Şu, ben sen üzülmeyesin diye yaptım. Hassaslaştım. Ama ben ailemi tanıyorum. Bu aile senin üstüne yüklenecekler. Bir takım sorular soracaklar. Sen cevap veremeyeceksin, mahcup olacaksın. Senin ailen buraya her gelenden bilen kazanıyor mu, oynuyor? Ne soracak? Ya işte Asilya, Sinopya bilgiçliğini taslayacak. Bak mesela babam son zamanlarda müzisyenler tarihine çalışıyor. Ben babana bir müzisyen sorayım da tanışın bakalım. Çağır tanışın bakalım. Kimi? Zurnacı Çingene Mustafa tanır mı? Hey be, adamda sanat vardı. Tek elle macun satıyor, tek elle zurna çalardı. Değil mi? Ya, 4 tane dümbelekçi soracağım, birisini tanımak. Hayır be evladım, babam sana Beethoven'den, Schubert'ten bahsediyor. Baban Şubat desin, ben Mart derim altında kalıyorum. Ne dedim? Tanımaz. Mahcup olursun, ben üzülürüm sonra. İstemiyorsun beni. Bak eminim sen bunu tanımazsın işte. Wolfgang Amadeus Mozart. Bu kellifelli adam o dediğin işi mi yapıyorsun? Hangi işi? Dedin ya Amadeus diye Weintraub. Değil oğlum. Amadeus Mozart bu. Mozart müzisyen mıdır? Tabii. Bu nedir efendim? Granada mı çalarlar? Hayır efendim. Hani o radyolardan duymuşumdur. Pa 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 pa. Bam 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 bam. Ya! Ne oluyor lan? Bir de korku müziği yapıyorsun, bravo sen. Korku müziği değil, bunların besteledikleri müzikler öyle. Bu adam mı? Ha onlar işte. Mıdırt. Evet. Mıdırt. Bu da Bach'ın resmi. Bach bu. He? Bu Bach. Tamam işte, bakıyor muyuz? Değil, Bach. Ya bakıyorum işte kardeşim. Yavrum, diyorum ki Bach bu. Biz ne yapıyoruz, gözümüze mi dokunacağız lan? Baktım işte. Bak demedim lan ayı, Bach, Bach. Ben de bakıyorum, görüyorsun işte, gözüme bir sokuyor, al. Al, bakıyorsun, aman hep kala deme, de. Aman efendim, ne kadar dedin de, görüyorsun. Değil yavrum, bak, değil. Görecek. Yor, Sabahattin bak. Desene Sabahattin'e bak diye. İyi ya, müzisyen bu. Adı Bach, Mozart Bach. Bunun ismi Bach mı? Bach. Bak. Bach. O da gör, o da gör, ha o da gör. Elimdeki gör falan değil, elimdeki müzisyen değil. Elimdeki edebiyatçı. Olabilir. Hem de edebiyatçıların en büyüğü. Elimdeki Göte. Şimdi bu Mozart, bu bak ne dedin anlamadım.
Bunu mu soruyorsun? Evet. Götenin resmi. Allah belanı ver. Hazret çürüle. Abi seni de makbuz gibi gezdiriyor. Lan çoluk çocuğun ene geçer kardeşim. Ya daha iyi ya geçsin be. Çoluk çocuk da merak eder. Kurcalar aslını öğrenir be. Ha! Ya sen ne kadar değişmişsin be. Niye değişim kardeşim? Ben çocukluğumdan beri hayranım buna. Ha! Çok seviyorum Allah biliyor. İnan bana. Çocukluktan beri hayranım buna. Oğlum sen bu lafı söyledin ya bana. Hı. Sen beni buraya bağla sandın. Yok ya. Rahmetli eniştende hadi lan. Rahmetli eniştenden kurtulsam sana yakalarım. Hadi ya saçmalama. Zaten senden şüpheleniyordum. Niye şüpheleniyordun? Sen bazen bana baygın bakıyordun. Hadi uzatma. Ya dur be. Ne oluyor be? Huylandın lan. Aa dedim ne? Oğlum bunu tabii ki hayran olmamak mümkün değil Allah ya. Allah. Tabii. Bu öyle böylesi sıradanı değil oğlum. Bu büyük göte. Peki oraya nasıl sığdı o? Herhalde dörde katladınız. Bakışa bak, gözler kayıyor bak artık. Bunun en çok nesini seviyorum biliyor musun? Evet. Konuşmasını. Olabilir. Ne güzel laflar etmiş. Konuşmuş mu lan? Dilsiz değil de konuşacak tabii. Sen bunun konuştuğunu bilmiyor musun? Onun ayı bilmiyorum ya. Hadi. Ben biliyorum bazen zurna çalar. Trombon çalabilir. Demek ki bu geveze soruyor. Saçmalıyorsun ya. Konuşuyor tabii. Konuşmak ne kelime? Cilt cilt kitap bile yazdı bu. Ulan şu kadar aklım var o da gidecek. Niye? Ya bu ne kabiliyetmiş böyle be? Ne ya? Kitap da yazıyor. Hem de yazdığı kitaplar edebiyat aleminde yıldız oldu. Yıllarca okundu. Bunun kitaplarını basanlar milyarlar kazandı, milyarlar. Her şey aklıma geldi, bu aklıma geldi. He, bu öyle böyle... Kitap yazıyor, milyar kazanıyor. Sizde boy aynası var mı? Boy aynası merak ettim, ben sana bakacağım. Milyonlar kazanıyor, kitap yazıyor. Duyur lan, adi adam, duyur. Nankör! 55 senedir taşıyorum ben. Ulan bir gün bir imza at! Nankörsün be! Ne yok? Fakat sana ceza! Katıksız hapis düşer. Her resmini görmüştüm de... Böyle profil denini görmemiştim ha. O nedir o dediğini anlayamadım. Yandan yani. Yani. Şu an sen profilsin. Hadi ulan hadi. Bak gavur deyip geçeriz değil mi? Geçmemeli kardeşim. El alemin gavuru bunların kıymetini biliyor kardeşim. Bizler bunun kıymetini bilmiyoruz. Canım bizde de onun kıymetini bilen bulunur belli olmaz. Nerede? Nerede? El alemin alamanı. Almanya şehrinin merkezine bunun heykelini dikti. Heykelini. Canım merak anlamadım. Şehrin meydanına. Ayan be ya. Tabii. Duy ulan duy. Heykelini dikti. Ne oluyor? Oraya girme rica ederim. Oraya girme, kavgaya girme. Ne gideyim ben? Aşağılık duygusu geldi. Heykelini dikti. Tabii. Her turistler bunun heykelini görsünler diye senede 60 milyon mark ödüyorlar. Vallahi heykele hiç bizim yok bana kalırsa yani. Niye? Bana o paranın yarısını versinler. Ben Münih meydanında kendim dururum böyle. Nasıl yani? Yok. Sana da iş çıkar. Ben ne yapacağım? Sen de sinek kovalarsın. Ya aklıma gir. Ne? Hadi bak şuna. Yok abi vallahi. Hadi lan niye? Abdestim kaçar. Bırak ya madeni gel. Ya vallahi. Hadi. Vallahi ya. Abdestim kaçar. Bayağı yakışıklıyım ha. Allah cezanı vermesin. Ne oldu? Ay ne yapmış? Yapmış. Ulan bir de kalemle buna kaş göz mü yaptın? Ne kaş gözü be? Gözü hafif düşürmüşsün bu tarafa. Ne diyorsun ya oğlum? Ya bu fotoğraf ya. Adam tabii be. Meşhur ya. Alman kitap yazarı Goethe. Ya bayağı baş adam mı ya? Tabii. Alman edebiyatçısı be. Sen deminden beri ondan mı bahsediyorsun? Sen ne zannettin ki? Allah'ını seversen ya. Ne oldu be? Senin yüzünden kalp kırdım ya. Affedersin yüzünden. I am sorry. Allah cezanı vermiştir. Aa bunları sonra üzülürsün be yavrucuğum ya. Ya aklıma geldikçe böyle güleceğim bunu anlatacağım. Her neyse.
Hay Allah, parayı ödememede 20 dakika kaldı, hala çıkarıp parayı vermedi. Ya bana bak sen, say rahmetli enişenle mi konuşuyorsun arası? Yok be, sokaklan bakayım aya. Seni iyi gördüm. Fena değil. Allah canımı alsın, iyi gördüm. İşte o şeyler çok bana kilo verdi. Neler? Sorunlar. Serumlar. Sorun, ha sorun işte. Bravo, ama iyi gördüm. Kaldır hadi. Allah canımı alsın. Ben bavulu arayacak mısın? Şerefsizim, iyisin. Vallahi iyisin. Valla gümrük memuru gibi ne arıyorsun? Demet'i nereye koydu onu bulamıyorum. Benim bildiğim i̇yisin, insan birisini oğlum. Saat bakımından takdir ettiğim böyle yapar. Maşallah iyisin. İyisin yani. İyisin. Sen ceplere iyisin diyorsun, onu anlamadım. Ha, iyisin iyisin iyisin. Sen de iyisin ha. Bak sen de iyisin ha. Açılma ya, takdir ediyoruz kardeşim diye. Bak güzelim, seni rahatsız etmek istemezdim. Sabahleyin erkenden telefon ettim, uykudaymışsın ama kusura bakma yani. Ya para meselesi. Ha mecbur, hatırla lan, bir saat onu hatırlatmaya çalışıyorum. Acelesi yok ya. Nasıl yok? Sen canım ne zaman istersin ya. Vallahi acelem. Olanı seversin. Vallahi çok acelem. Üzülürüm ha. Olmaz, yarım saat vaktim var. Bugün de zaten lazımdır ya. Ne lazım? Sabahleyin telefon ettin bana ya, acele gel dedin, sana 1 milyon para veriyorum dedin sen telefonla bana. Kim dedi? Ben de diyorum, bu adam bana niye 1 milyon veriyor? Ben mi sana 1 milyon vereceğim? Gidin ya telefon. Hayır efendim, ben sana 1 milyon vermeyeceğim. 500 mi dedin? Hayır değil. O zaman 400 değil, yanlış anlat. Değil. 200. Vallahi değil. 50, 25. Bir dakika dur lan. 2,5. Yapma oğlum. Ulan boşa gelmeyeyim, bir şey ver gideyim ben. Tamam, ben sana para vereceğim demedim ki. Ben kumarda 1 milyon lira borçlandım. Acele bana tercan 1 milyon lira yetiştir. Borcumu ödeyeceğim saat 2'ye kadar dedim. Parayı getirmedin mi? Ev ya. Allah beni vururlar. Beni yaşatmazlar. 20 dakikaya kadar borcumu ödemezsem öldürürler beni. Kimi öldürürler? Beni öldürürler. Sen ya öldür. Arkadaşını öldürdüler. Ya. Bana bir ölü gözüyle bakabilirsin. Bir dakika dur. O zaman korkarım lan, yapma. Lan ne diyorsun sen be? Sen bir dakika müsaade et, ben telefon edeyim. Ha, evet. Aslanım benim. Hemen aman yetişeyim daha sonra bak. Parayı bulacak. Bana bakayım evladım bana. Aferin. 8, 4, kaç? Parayı getiriyorsun değil mi? Yok lan, imama telefon ediyorum, ortada kalma. Bak canını olsun. Sen bir de imama telefon edin. İstemem imam falan. Bana bak, sen beni yaptın. Sana güvendim. Başkasından bulabilirdim bu parayı. Bir de benim kardeşim, arkadaşım. Ya dur bir dakika. Buna bak. Yine merak ettim. Ne oldu? Bir seferde kahverengi mi giydin sen? 30 senelik arkadaşımın yaptığı işe. Ya hiç üzülme. Tensip ederim. Çare buluruz ya, dur ya bir dakika. Nasıl bulursun? Otur, sinirlenme ya, otur şuraya. Ha. Kendini üzme. Buyurun. Şimdi dur herhalde benim arabaya atla. Hı. Kapıda araba duruyor. Üzerinde şey anahtarı, manyak anahtarı duruyor zaten. Manyak neydi, deliye ne denir? Kontak. Kontak anahtarı. Doğru. Kontak anahtarı çevir, doğru yazıhanenin önüne. Evet. Yazıhaneye gir, masanın üzerinde 3 tane saksı göreceksin. Evet. 3 tane, 1, 2, 3, ortadaki saksı. Evet. Saksıyı eşele. Eşeledim. Zevkli eşelemek ister misin? Evet. O zaman 2 elinden toprağı arkaya at, böyle yaparsın. 10. Saksının dibi, kimse duymasın. Duymaz. Saksının dibinde göreceksin, 1 tane nohut anahtarı var. Nohut? Nohut değil ya, neydi? Bezelye yok değil, mercimek yok değil ya. Nedir o, pilav yaparlar, bir şey yaparlar. Pirinç. Ha, pirinç anahtarı. Evet. Pirinç anahtarı açıyor, dön, tam karşısında istasyon dolap var kocaman. Ne dolap? İstasyon dolap. Yok, terminal. Neydi ya? Tren nereden kalkıyor? Garol mu? Gardırop. Ya tamam, gardırop. Gardırop aç. Açtım. Gardırobun gözünün içinde bir borsa göreceksin. Borsa. Borsayı aç. Açtım. Açtım, borsayı katla. Katladım. Rica ediyorum, buruşmasın. He. Annem kızar çünkü. Anladım. 39 borsa açacağız. 39'unu da açtım. Aç katla, aç katla. Açtım, katladım, açtım, katladım. Bize görmez yani. Görmez. 40. borsayı açtım. 40. borsayı açtım. 40. borsanın içinde Kur'an-ı Kerim var. He. O Kur'an-ı Kerim beni çarpsın, 10 param yok. Alo. Evet efendim. Hayır, doğru yere telefon ettiniz efendim. Gazete ilanı babam verdi. Evet. Rüya isimli yarış dayımız satılık. Ta henüz 2 yaşında efendim. Evet, ismi Rüya. Ne demek? Tabii cins beyefendi. Safkan baba İngiliz. Evet. 3,5 milyon istiyoruz efendim. Tamam. Karar verdiğiniz zaman son karar tabii babamın. Onunla konuşursunuz. Evet. Dayının ismi Rüya efendim. Güle güle. Tamam, bu iş halletti. Kim şu çocuğun izin meselesi? Plakatınız bitti mi? Bitti abi. Görüşürüz. Cerrah Paşa Hazretleri geldiler. Ne baba? Aa, bahçede bir araba, bir kuyruk, bir pancurlar. Saray gibi araba hepsi de. Gördüm, nefis bir arabaydı. Cerrah Paşa mı geldi abiciğim? Nereden anladın yavrum? Dışarıda şahane bir araba gördüm. Ya. Bu araba Cerrah Paşa'nın arabası. Kimin değil. Kimin arabası? Arkadaşım Tercan'ın arabalarından bir tanesi. Ha, arkadaşınızın zevksizliği arabasından belli oluyor. Aman ne berbat araba. Biz o arabaya binemeyiz abi. Her neyse baba. Çocuk gelmiş sağ olsun, bana lazım olan parayı da getirmiş. Yalnız karşılığında bir ricası oldu. Sevgili alıcım, eğer müsaade ederseniz bir hafta arkadaşımla beraber olmak istiyorum. Hemen gidiyor musunuz? Ben gitmiyorum, o kalacak. Nasıl, burada mı kalacak? Eğer büyük misafir Cerrahpaşa Hazretlerini beklemiş olmasaydık, ben bir haftalığına İstanbul'a inerdim, siz o serseri güruğunu istediğiniz gibi köşke davet ederdiniz.
Abi. Efendim? Böyle bir şeyi kabul edecek kadar bunadığınızı sanmıyorum. Herhalde hemşire. Nasıl herhalde dersin baba? Ha. Çocuk bir lafımla 1 milyon getirdi. Nasıl reddederim? Sen bunu daha evvel söylesene bana. Şey hemşire, onu ala koysak bir öğle yemeğini ala koyalım. Bu olabilir. Ben yemeği odamda yerim. Oldu hemşire. Bu tip insanlarla aynı sofraya oturmak. Haklısınız hemşire. Allah'cığım arkadaşım burada olduğunuzu... Süha lütfen kendinize geliniz. Kiraye! Dışarıda karma karışık suratlı bir adam var. Geçen gün bu kılıkta biri abonu kaydetmek için bizim köşke gelmişti. Gittikten sonra çok kıymetli bir ağzın kaybolduğunu gördüm. Bunun da öyle olmadığını... Rica ederim hanımefendi. Arkadaşım o tip insanlardan değil. Evet, çok zengin bir insan. Öyle mi? Evet, bana yardım etsin diye son model arabasıyla geldi. Son model arabası olmak o kişiyi asilleştirmez. Aa, yeter, veriyor bak, terbiye sirifi neler yapıyor. Al işte. İçeride kafasına bir adam var. Olabilir, size ne? Devamlı sigara içiyor. İçer, tiryaki. İyi ama dumanın havada tekerlek yapıp suratımı üflüyor. Yani böyle... Ay fuzul ediyorum. Hep şaşırıyorum. Acaba diyorum bir mi atayım iki mi atayım? Hadi oğlum ye. Bu da geliyor bana ya. Allah Allah. Oo, müsaade et Tüccal. Yalnız konuştuğumuz gibi bir öyle yemeği. Tamam. O kadar. Bahçeyi gezdik. Efendim. Nafem kaydı araç. Beğendiniz mi? O kaşın patlattı. Ne oluyor lan? Bana bak lan kaba. Ne yapıyorsun? Yoklama mı yaptın? Yapma, ne yapıyorsun? O benim babam ya. Kim babam? Babam ya. Kim laf bunlar be? Kusura bakma teyze işim birdenbire o. Ne diyor? Babam. Amcacım de. Kusura bakmayın ya, gavat demek akıllı adam demek ya. Yani ben büyük gavatım. He, ben de desem. Allah Allah. Tanıştırayım efendim. Babam Feridun. Patatesten ilk rakı icat eden insan. Siz patatesten rakı mı istiyorsunuz? Evet. Ben de leblebiden rakı yapıyorum. He? Ana ana! Sen leblebi rakısı içtin mi? Leblebi rakısı içtin mi? Gaz yapmaz. Tamam mı? Gaz yapmaz. Üstelik de sen masum olmazsın. İnanmayın, kalmayın. Vicdanlı sesimi dinleyin. Patates rakısı kadar güzel rakı yoktur. Patates rakısı içen başka rakı içmez. Patates rakısı gaz yapmaz! Ne oldu ya? Göte konuştu. Ahlaksız köpek. Vallahi gebertirim seni. Sanmaz herif seni. Vallahi öldürürüm ha. Terbiyesiz. Manyak. Sözünü sevdi. Öldürürüm seni. Tas kafa. Ay, ne biçim laflar tas kafa manyak. Meclisten nakliye yayın yapılıyor. Ne var? Buna bak. Şimdi araya ben gireceğim. Siz karışmayın bacım. Tanıştırayım efendim. Halam Prenses Hiraye. Hangisi? Ortada oturan. Aman ki var oğlum. Ortada oturan turuncu elbiseli. Evet. Ne turuncusu? Siyah. Hala hanım nasılsınız? Ne de göbekler bak. Ne diyorlar? Nereye sakladınız onları? Yapma gözünü seveyim yapma. Tanıştırayım misafirlerimizden. Hülya Avşar'ın arkadaşı Safiye'yle. Sevil Hanım. Ömer Bey, kız kardeşim Rüya. Memnun oldum. Ne kadar değişmişsin kız. Kocaman bir şey olmuş. Şuraya bak be. Tırnağını kes de. Kocaman bir şey. Kız. Kardeşin değil mi bu senin? Ne kadar büyümüşsünüz. Maşallah. Dünya aret bacım oldu. Değil mi? Hey. Ağaç kakan taklit yapıyor. Dünya aret bacım oldu. Beni tanıdın mı? Hayır efendim. Hani abin hastanede yatmıştı. Tavuklar gagalamıştı. Evet. Sonra ben seni arabayla bıraktım. Evet. Ne kadar da büyümüş derler ya, arsız ot çabuk büyür diye. Ne kadar da büyümüş ben. Efendim? Bana bak, tavuklar nasıl gagaladı? Münasip bir kömez bulun, anlatayım ben. Bana bakın, eli temiz olan var mı? Ayağım kaşınıyor. Ne oluyor? Ya ayağım kaşınıyor ya. Tamam kızım, aç. Sallandır ayağını. Senin evde usul mü? Ayağını sallandır. Usul mü? Öbürünü de. Ben tanıştırayım. Arkadaşım Tercan. Sade Tercan mı? Öbürünün yarısı kıymalı. Soyadı yok mu? Var, pir çıktı. Pir mi dediniz? Evet. Abi. Efendim. Yarın derhal müracaat edip ismimin 3 harfini lütfen değiştirin. Oğlum da asalete bak be. Soyadıma benziyor diye isminin 3 harfini değiştiriyor. Helal olsun be. Ne koyalım? Seyyare. Yok, teyyare. Ne bari? Ayarı ol. Ben isim pervane koyuyorum. Şaha, bu yabaniyle mecburen arkadaşlık ediyorsunuz galiba. Öyle oluyor. Bu laf bana dokundu. Ne söyledi? Yabani dedi hala. Vay, merak ediyorum. Nereden anladı hemen? Daha geri görür görmez. Halama iftira etme. Hayır, yabani dedi lafını geri alsın. Hayır efendim. Halam öyle kötü lafları ömrü boyunca ağzına almamıştır. Halam asildir. Halam, bu yabancıyla severek mi arkadaşlık ediyorsunuz dedi. Yabancı diye bir laf çıktı mı? Yabancı dedi. Sana yabani gibi mi geldi? Yabani gibi geldi. Ha demek, halam yabancı dedi, yabancı lafı oradan gelirken kıvrıldı, sana yabani gibi geldi. Olur, ekseri bu saatlerde böyle olur.
Hiç de böyle şey duymadım. Laf orada mı kıvrıldı? Ya oynak laf mı söyle o? Efendim, severek arkadaşlık ediyorum. Benim asker arkadaşım. Askerde beraberdik efendim. Ben acemiydim. Ben ustaydım. Ne ustası? Kanalizasyon. Gece gündüz beraberdik. Evet, ne günlerdi. Ne günlerdi. Hele böyle teriş yaklaşınca değil mi? Her ya. Gün. Gel tezkere gel. Hayır, ha. Yapma. Yapma yerde görsen. Orada bahçemiz var güzel yerlerde böyle. Akşama kadar yayıldı. Ne yapıyorsunuz? Reklam yapıyorum. Ne reklamı? Ege Seramik. Görgüsüz. Bak görgüsüz dedi işte. Hayır efendim. Yine mi kıvırdılar? Hayır. Gözlüksüz dedi hala. Ya hiç gözlük lafı geçti mi kardeşim? Sana görgüsüz gibi mi geldi? Öyle geldi. Laf kıvırdı. Kıvırdı geldi. Efendim arkadaşım askerde ben çok heyecanlıydım baba. Aman ilk gün beni göreceksiniz. İlk gece yatağa giriyorum diye yorgana girdi. Bunlar hep böyle dururlar mı? Kaldırma güldürürüz şimdi. İlk gece Göysen ağa heyecandan bir de sevdiği yemekleri 4 tabak kuru fasulye yedi. Gaz yapar. Üstüne 2 tabak pilav. Aman oğlum beton yapmış. Tabii sabaha karşı da çimento döktü zaten. Üstüne de 2 tas hoşabı içti mi? Senin oğlun sabaha kadar senin oğlun zart çekiyor. Yunanistan alarma geçiyor. Yapma kabuğu oluyor yapma. Zart kaba mı oldu? Çok kaba. Eminim oğlunuz sabaha kadar zartınız. Ne diyorsun be? Ya oğlun yanında yatıyor sabaha kadar durmadı dırt dırt dırt. Nedir o? Ben de sordum nedir lan dedim böyle dırt dırt. Babamı özledim dedi. Telgraf çekiyorum dırt dırt dırt. Sonunu da uzattı. Bu ne dedim? Halama da selam yolladım. Arkadaşım askerde sıhhiyeydi. Kim? Sen. Olur mu? Ben Baytar'ın yanında çalışıyordum askerde. Ben de sıhhiyeyim de. Baytar'ın yanında çalışıyordum. Allah sizi inandırsın. Lüzumsuz bey amca neydi ismi? Fuzuli. Fuzuli mi? O da aynısı. Günde 20 tane halanın boyunda katırın alıyordu. Tabii. Yapamadık. Yapıyorduk beraber. O ne benim vazifem de kamuflaj bölüğündeydi baba. Ben araçları, silahları saklardım. Oğlum bir tank sakladı hala bulunmuyor. Ne günlerdi o günlerde? Niye böyle bakıyorlar soğuk soğuk? Seni sevmediler. Sevmediler mi? Hadi ki ben zannediyordum halam beni nüfusuna geçirir. Tercan. Efendim? Ne yap yap halamın gözüne girmeye çalış. Eyvah boya içinde kalacağım. Baksana masmavi. Tebessüm ettir bir şeyler yap gönüllerini al. Komitik yapayım. Ha, güldür onları. Çok gülerler. Hmm. Baba komitik yapacağız. Her seferde. Oğlum bunlar asil ya içeriden gülüyor galiba. Şimdi aklıma geldi. He. Şimdi gülmesinler bakayım. Şimdi gülmeyin bakayım. Bana bak hani askerdeyken anlatmıştın sen bir rüya görmüştün de anlattın. Bütün koğuş sabaha kadar geberdik gülmekten. Bak aradan 25 sene geçti hala gülüyoruz da sen de gülüyorsun. Bak. Ben gülüyorum lan. Ya. Parmağım sıkıştı. Niye bak nale geldi hangisiydi buydu kanka? Niye entariydin sen? Baban entari miydi? Yok be yavrum ya. Bana bak o rüyayı anlat da gülmesinler göreyim. Dayanamazlar lan bayağı. Kim dayanır katılırlar. Şimdi gece ben askerde rüya gördüm sabahleyin bunları anlattım. Nasıl gülünüyor? Nasıl gülüyoruz? Nasıl? Hala gülerim. Hangi rüyaydı lan o? Hatırlamadım. Pestil, pestil. Pestil? Ona hiç dayanamazlar. Hani? Vallahi ceset çıkar burada. Hayır ölürler. Yok. Nasıl dayansınlar? 30 sene geçti ben dayanamıyorum. Şimdi abi. Ben pestili çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. O gece. Öldüm oldu. O gece rüyamda. Yok. Yok. Başın sağ olsun teyze ağlama. Ya lan cenaze arkasından ağlar gibi. Çok gülüyor. Şimdi ben rüyamda pestili. Alıştır. Birdenbire pestili de biliyorum. Gece rüyamda P. E. S. Ne oluyor? Maya mısın lan? Ne şimdi. Ben rüya görüyorum kendine. Babana bak nasıl bakıyorlar. Sen adamı geliştirsin.
Pestini çok seviyorum. Gece rüyamda pesti gördüm. Şimdi ben gece rüyamda pesti de alıyorum. Sabaha kadar doyamıyorum. Bana bak, bayılacaklar, haber veriyor. Ambulans çağır sen. Şimdi ben rüyamda pestini alıştır. Bir de pestini de biliyorum. Gece rüyamda P. E. S. Ne oluyor? Maya mısın lan? Ne şimdi? Ben rüya görüyorum kendine. Babana bak nasıl bakıyor lan. Sen adamı giriktirsin. Pestini çok seviyorum. Gece rüyamda pesti gördüm. Şimdi ben gece rüyamda pesti de alıyorum. Sabaha kadar doyamıyorum. Bana bak, bayılacaklar, haber veriyor. Ambulans çağır sen. Sabahleyin gözümü açayım, ne gördüm ben? Oğlun yatakta ters dönmüş, çorabı da çıkartmamış mı? Topuğunu ağzıma dayamış. Sabaha kadar pestil yalıyorum diye baban gidiyor, haber olsun. Gözleri kaydı. Pest, ulan sarardı, alandaki ambulans çağır. Sabaha kadar pestil yalıyorum. Bana bir şey oldu. Ne oldu lan? Ulan ben bayıldım, adamlar nasıl duruyor? Hay Allah. Siz espritten anlamazsınız. Bu tutmadı. He? Bu tutmadı. Bu tutmadı değil mi? Öteki köpeğe salalım, belki o tutar. Tanıştığımıza memnun oldum. İsminiz neydi, unuttum ben da. İsmim Tercan. İsterseniz bir kağıta yazayım, ezberleyin. Nasihatinize teşekkürler. Abim çok zekidir. Hoş. Bir öğle yemeğine kalır mısın? Kalırım be amca. Tabii. Ben senin nereden amcan oluyorum? Ne bağırıyorsun ya? Dedin sordun, kalırım. Lütfen kendinize geliniz. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Teşekkür ederim de ben hangisine yetişeceğim? Baban yemeğe davet ediyor, terbiyeye davet ediyor. Bir ondan bir ondan. Siz bana bırakın. Tercan beyefendiciğim. Niye öyle değiştin bir de mi? Böyle konuşursak daha çok hoşlarına gidecek galiba. Nasıl böyle? Kibar, böyle senli benlikten hoşlanır. Beyefendili falan öyle mi? Ha öyle mi? Tercan beyefendiciğim. Ha buyurun beyefendi. Biraz evvel köşkü dolaştınız değil mi beyefendi? Evet, pervanat yaptım beyefendi. Biraz gezin beyefendi. Üzüm bağlarını gördünüz mü beyefendi? Ne kadar ya? İnti bağlarınızı anlatır mısınız? Evet mi? İnti bağlarınızı. Vallahi yani şunu demek istiyorum ama ya. Hala beyefendi. Hala beyefendi olur mu? Yani hala beyefendi şunu. Şşş, ders oldu. Hala beyefendi olmaz. Ha babana söyle değil mi? Babama. Başı boş beyefendi. Neydi lan babanın? Fuzuli. Fuzuli hafendi. Şuna ne diyor? Oğlum ben şaşırırım. Beyefendi hafendi, ben bildiğim gibi konuşurum. Bana bakın lan, dinleyin. Bahçeyi gezdim, toprak çok verimli. Orada bir gübre yığını gördüm. O gübrenin kıymetini bilin. Yani o gübre değil, lokum. Al onu ye. Allah aşkına. Ya bilsem takarım ya. Neyi bilsem? Hani düğünde zorlarlar ya öyle. Çok bevladım. Halam bayıldı. Hadi. Çekil hadi, hani başında durma en aşkına. Onlar sıhhiyedir. Siz bana bırakın. Şimdi bana dezenfekte ver. Kolonya. Ben yardımcı olayım. Hemen iki dakika daha yırtın. Sen mikroplüdür henüz. Karıştırma işte. Şimdi iki dakika yemeklerden sonra günde üç defa şöyle yap. Geliyor, kalkıyor. Günde üç defa yaparsan bir şey kalmaz bana abi, göre. Abi. Efendim. Kaşarlı tost koktu. Hala ağzının tadını biliyor. Ahırlardan bahset. Efendim. Aylak beyefendi, aylak değil ya. Huzurlu be, aman tanrım. Şaşır. Ahırları gezdim, hayvanlara çok güzel bakmışsınız. Tebrik ederim, evlatlarınızdan ayırmamışsınız. Süha, bu vahşi yaratık tasmasız mı geziyor? Oo. Kına yakın. Süha, ben gideceğim. Niye? Çok hakaret ediyordu. Ne ben yaptı? Samimiyetle şey yap, bu vahşi yaratık tasmasız mı geziyor diye söyledi yüzüme. Kim söyledi? Halan söyledi. Sen hakikaten halama iftira ediyorsun. Halam sana acemce iltifat etti. Bu yahşi yaratık kravat takmaz mı diyor. Yahşi yaratık, yani güzel yaratık. Yine mi kıvırdılar? Sana vahşi gibi mi geldi? Vahşi gibi geldi. Laf kıvırmış yavrucuğum, sen de halama iltifat et. İyiyim altında, teşekkür ederim. Tabii kalma, teşekkür et. Ne diyeyim? Güzelliğinden bahset, çiftliği işlerinin idare edişinden bahset. İşlerden falan. Tamam anne. İşler nasıl gidiyor acaba? Hangi işler? Orası bunu filan. Ahlak! Ahlak!
laf oradan kıvırdı, hanımefendi diye gitti oraya. Hadi oradan, olur mu öyle şey? Ulan bizdensin, seninki geliyor da benimki mi gitti? Yeter be, sabahtan beri hakaret hakaret. Ya burama geldi. Hadi. Burama geldi. Havayı değiştir hemen. Kim kaçırdı lan? Sakin ol. Sakin, bak sinirim bozuldu ya. Sakin sakin. Vallahi sinirim bozuldu. Yapma. Ben böyle hakarete dayanamam. O ne? İçki. Ne içki? Görüyorsun işte RH2 yak. Ne yak? RH2 kanyak. Ananı biçer misin? Ve baba bir fırt alır mısın? Teşekkür et. Bak küfür etti. Hayır teşekkür etti. Sen de. Çılan şoşe. İçer misiniz? Hayır. Siz içer misiniz? Merse ağzım meşgul. Zaten siz o gevişle çok çok içersiniz Evel Hanım. İçer misiniz? Kesinlikle içmem. Aman içme. Çok kötüdür içki, ben seni esrara alıştıracağım, bana bırak. Dünya aref bacım olayım mı ya? Aklıma geldi. Halam güzel sesten hoşlanır. Bizim oğlanın sesi de yanık. Şşş. He. Buldum. Buldum, seni sevecekler şimdi. Halama hemen mırıldanmaya başla. Anlamadım, zevk yok bunlar. Öyle değil mır, yavrum. Mır mır mır. Değil yavrum. Hadi çabuk kalk. Halamı şişir. Ne yapayım? Şişir. Tamam. Halam met edilmekten hoşlanır. Övülmeye bayılır. Oğlum bir şişir, aksilik olmaz. Şişir dedim, hoşlanır. Hadi. Kusura bakma, sizin çok acayip zevkleriniz var. Ne arıyorsun? Sibobunu arıyoruz be. Ne yapıyorsun oğlum? Acele etme, sana da basacağım 80. 80'a var, geliyorum. Ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsunuz? Şöyle lastiğe vururlar ya. Ne bağırıyorsun, o söyledi, yeğeni söyledi. Oğlum, ben sana öyle mi dedim oğlum? Halama yağcılık yap dedim. Ne dedin? Yağcılık. Ama efendim, yani fevkalade bir hanımefendisiniz. Allah başımızdan eksik etmez. Allah ömürler versin. Değil be yavrum. Allah başımızdan eksik etmez. Değil be kardeşim. Lan yağcılık yap demedim. Değil ya. Halama bir dörtlük yahut bir sekizlik sık. Arabaya gitmem lazım. Yanımda 6.35 var. Değil, öyle değil yavrum. Sen askerdeyken metiyeler yazardın. Dörtlükler, sekizlikler. Mürkü. Tabii itler yazardım, hani, övücü. Ben söylerdim hani yoğurt söylerdim hani. Yoğurt ne? Yoğurt, süt değil, ayran neydi o şarkı söylerdim. Maya. Maya. Ha, maya gibi söyler, koşma gibi söylerdim tamam, hani. Tamam. Halamı methedecek bir şeyler söyler. Tamam da sesim müsait mi acaba? Hadi bana aslında. Bana bir la ver, belli etmeden. La. Bir daha ver bakayım. La. Ay ha. La. 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 Nasıl bakıyor yara? Mi mi? Ulan şu an bunlar deli mi? Türkü mü söylüyorsun? Türkü mesela, koyun gelir kuzu yer. Köy ağzıyla şey. Koyun gelir sürüyle. Düz söyleme, halam nerede? Sürünün arasında çıkartacağım. Aman halam halam aşk gibidir, koyuzleri daş gibi. Halam hamamdan. Hamam olmaz. Halam saunadan dönünce de kalaylanmış tas gibiydi. Aman ulan huylanmaya başladım lan. Rahmetli enişten teftişe mi çıktı yoksa? Eğer müsaade edersen ben de gireyim, sen bana iki tane kartpostal eve gönder, parasını gönderin ben. Herhalde flaş çakmadı. Ya Müslümansınız, biriniz bir laf söyleyin, fıtık oldum. Of of. Sürmene, sürmene. Beyefendi. Buyur yavrum. Niye cevap veriyorsun? Ne demek? Burada benden başka beyefendi mi var? Söyle evladım. Söyle evladım. Ev sahibinin vekili geldi. Geliyor. Abi. Söyle kızım. Ben bahçeye hal almaya çıkacağım. Buranın havası çok bozuldu. Haklısınız hemşire. Ne oluyor ya? Böyle kaldım lan. Allah razı olsun. Terbiyesiz, ahlaksız. Seviyesiz! Açık kes, dedikodu olacak.
Sana da teessüm ederim. Niye? Bütün akraban, sülalen burada bana hakaret ediyor, ağzını açıp bir cevap vermiyor. Ne hakaret ediyor? Sen onlara hakaret ettin be kardeşim. Bu hayvan tasmasız mı geziyor, bir sürü laflar söylüyor. Hayır. Ben sempati yaratmak istedim. Halamı öv dedim, şişirmeye kalktın, lastik şişirir gibi birader. Ben sana öyle şeyler söylüyorum. Sen halama dikkat ettin mi? Ondaki azameti, ondaki asaleti gördün mü? Bak işin, yani görünüş olarak çok gurultulu bir kadın. Evet, gururludur tabii. Asildir halam çünkü. Ya bırak Adnan Çevesen rol yapıyor. Ben de isteyeyim en kısa zamanda hepinizden asil olur. Yandım, mahvoldum, bittim. Artık ben hayır etsem. Ne olacak şimdi halim benim? Babanı köpek ısırdı Zalettin. Gel değerci otur be, gel üzme kendini. Gel be bir anlat. Otur be! Baba ne oldu? Köşkten bizi çıkarıyorlar evladım. Bir dakika. Satılmış mı köy? Satılmış. Bu köy sizin değil miydi? Bir dakika ya, bu köy sizin değil miydi? 400 senedir bizim ailemize aittir. Yalnız bundan 9 sene evvel dedem zaruret yüzünden satmak zorunda kalmış. Babacım kirayla tutabilmişti. Şimdi demek satılmış, 400 senelik hanedanımızdan çıkmak düşüyor bize. Ya üzüldüm be. İnan üzüldüm. Hav 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 hav. Ne? Hav hav hav. Derler ya üzüldüğü zaman. Hani derler ya hav hav hav. Vah vah de be. Böyle av köpeği gibi hav hav hav. İşte ağaçtan düştükten sonra oluyor bazı şeyler. Şahsen. Köpek uludu mu ayakkabı ters yedi. Köpek köpek. Bu evde kibar ol, kibar. Kibar mı? Evet. Beyefendi ulumayınız. Başınızı yiyeceksiniz. Ya, ben bir şey soracağım, affedersin. Şimdi bu haberi nereden aldınız? Köşkün bekini köş satılmadan haber verecekti. Kayseri'li bir yağlı müşteri çıkınca iki misli fiyatına vermişler gitmiş. Peki elinizde kontratınız yok mu? Var, olmaz olur mu? Var tabii. Kontrat varsa boşu boşuna ağlama, çıkartamaz efendim. Ama köş satılınca kontrat kendiliğinden pes oluyor. O zaman hiç vakit geçirme, devam et ağlamaya. Ya üzüldüm ben şu abi. Üzülmez mi insan? Fakat buna bir akla rakip bulabiliriz. Ne? Akla rakip. Alternatif. Öyle mi? Tamam, evet. Ondan bulamayız. Şimdi ben hemen telefon edeceğim, iki tane kamyon gönderecekler. Konu komşu görmeden şimdi eşyaları bahçeye çıkartacağız. Gece karanlığında kamyonları yükleyeceğiz, benim çiftliğe gideceğiz, istediğiniz kadar kal. Sen uçaklara haber ver, yardım etsinler, koltukları taşıyalım ona. Yapıştırdınız mı lan bunu? Bakayım şunu. Ne yapıyorsunuz? Bu dedeki koltuğu kaldırabilir. Lütfen yerine koyunuz. Ne bağırıyorsun? Abi, bahçede duyduklarım doğru mu? Maalesef doğru hemşire. Ya gelecek büyük misafir ne olacak? Gelecekler. Kaçta kimseyi bulamayacaklar. Ondan sonra ben ne yaparım, ne cevap veririm? Rezil olacağız, kepaz olacağız. Bunu nasıl anlatacağım ben? Ya, yapma, yapma. Aylak Bey yapma. Aylak Bey yapma. Fuzuli. Fuzuli Bey yapma. Ya, ne yapıyorsun be? Sana iyilik yaramaz be. Çekil bakayım. Dövünmesine yardım ediyor, bana bağırıyor. Sana teessüm ederim. Hanedanın elinden köstörle alınıyor, buna kimsenin sesi çıkmıyor. Bu taş bana. Asil aileler, sonradan görmeler tarafından ayaklar altında çiğneniyor, yıkılıyor, yağma ediliyor. Buna da kimsenin sesi çıkmıyor. Falan şey gibi konuştu. Tarihte var ya bir tane kral, Louis vardı, 18. miydi? Onun karısı var hani, Marie Antoinette. Ha, Marie Antoinette. Marie Antoinette. Alam haklı. Eğer köşkten atılırsak yiyecek ekmek bulamayız. Ekmek bulamazsan pasta ye. Kulağının bir fikrim var. Ev sahibinin vekiliyle ben konuşayım. Siz mi? Sizin gibi güzel laflar sıralayamam. Ama bunların lisanından biraz anlarım hanımefendi. Hemşire bir denesek. Ben karışmam. Gözünüze felç mi geldi? Ben karışmam. Geliyor. Madem ki elçiliği kabul ediyorsunuz, yine vazifenizde başarılar. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Halanız eskiden yatılı kız okulunda müdüre miydi? Dünya aret bacım oldu. Başarılar! Belanı ver be, be. Anam gitti. Ne oldu be? Gitti paşa bahçe. Oğlum kızma. Kızcağız cilve yaptı. Hay onun cilvesine oturayım. Gitti paşa. Sen burada boşu boşuna vakit geçirme. Sen doğru Sütlüce mezbanesine. Arka kapıya böyle kemikler atıyorlar. Kap bir tane. Suha. Ben sana bir söyleyeyim. Üzülecek hiçbir şey. Şimdi bütün eşyaları toplayalım. Hemen çiftliğe götüreyim sizi.
bir sene, iki sene, üç sene, dört sene kal. Sağ ol, iyi niyetinden eminim de olmaz bu iş. Niye olmaz? Halam kimsenin yanına sığıntı olarak gitmez. Sen halamı tanımazsın. Çok gururlu bir insan. Tamam gururlu da ama... Hayatta mağlubiyeti kabul etmez. Sen onu bırak da. Tamam, bizi bu köşeden çıkarmasına çıkaracaklar. Yalnız halamın taşı oturabileceği bir yer kiralayıncaya kadar... ...şu ev sahibinin vekiliyle konuş. Ben ticari işlerden anlamam. Sen anlar. Canım onu hallederim ben konuşurum. Birkaç ay daha oturmamıza müsaade etsinler, olur mu? Canım aşağıdine mi dokanır bizim çiftide kalmak? Kalmaz. Ya üzülüyorum da kadına. Ya. Olsun, ne yaparsın? Hadi ben gideyim, ev sahibinin vekilini göndereyim sana da. Sen onu buraya sal sen, gel. Hadi aslanım benim. Düşmez kalkmaz bir adam. İşte, koskoca hanedan hemen bir karar var, geldi. İçerisinde bu şekilde... Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, sizi burada görmek bizim için büyük şeref. Ama estağfurullah efendim, buyurun. Şimdi efendim, bu ev köşkün sahibinin vekiliymişsin. Ha, evet efendim, vekiliyim. Evet. Bu köşk satılmış galiba. Ha, evet, satıldı efendim, satıldı. Şunu şöyle bulsanız rica etsin. Niye? Ayağıma gelebilirim. Köş satılmadan evvel Feridun Bey'e haber verecekmişim. Ha, haber verecektik ama veremedik. Hadi zülfene vur ya Allah aşkına. Sakatlık çıkaracaksın diyorum. Olmaz efendim bir şey. Allah kasır var parmağımda ya adam. Tamam efendim. Peki niye haber vermediniz? Veremedik, acil oldu veremedik. Ne yapalım yani efendim, ne yapalım ha? Ya müsaade et de, müsaade et de bunlar burada bir ay kalsınlar diyorum. Olmaz, bu benim yapacağım şey değil ki, mal sahibinin bileceği bir şey bu. Ya Müslümansın be kardeşim ya, ne olur bir ay iki ay kalsınlar çıkacaklar nasıl olsun. Efendim siz laf anlamıyor musunuz? Ben ev sahibini nasıl ikna edeceğim bir ay burada, ne diyeceğim ben ona o zaman ha? Fazla uzatma, Nesrin Topkapı bekliyor sırada. Ya kardeşim kalsınlar diyorum sana ya. Efendim olmaz diyorum, laf anlamıyor musunuz siz? Yani sen olmaz diyorsun. Olmaz diyorum, olmaz. Çana kare geçinmez. Adamın aşağıları var mı abicim? Otur, bir kahve söyleyeyim, sonra konuşalım. İyi hadi bir kahve içeyim. Oraya diye oturma lan! Yanarsın vallahi, oturma. Kusura bakmayın işte bey, yabancı görmedi, ondan oldu. Dur, gel otur şuraya, kahveni söyleyeyim seni. Gel. Otur sen üstüne oturalım, kahveyi nasıl içersin? Hadi orta şekerli olsun. Yap be amcaya orta şekerli bir kahve. Şimdi ben diyorum ki, bunlar bir ay sonra buradan çıkarlar. Bunun üstüne ona, nereye gidiyorsun? Ulan nereye gidiyorsun? Suha gel lan, adam içime girdi. Devam et. 7 metre kaldı, rekora gidiyorsun. Haydi yavrum, kurbağalama gidiyor ya. Gel. Vereyim. Yardım edin de kaldırayım. Ağırlığını verme de kaldırayım. Vermiyorum işte. Ağırlığını verme ya. Anlamıyorum. Ya hadi yardım edin. Hadi yardım edin. Beyefendi kaldırsanız ha. Ağlamasın bebek. Bebek ağlamasın. Bana bırak gel. Otur şuraya konuşalım, anlaşalım. Şimdi evli misin? Evliyim efendim. Allah besin. Çoluk çocuk. İki tane çocuğum var. Allah başlasın. Ne iş yapıyorsun? Muamele. Gözüne vurdu mu görüş? Hadi benim alım satım emlak işleri. Ha, ev alım satım. Ev alım satım evet. Ya senin gibi bir adam arıyorum yıllardan beri. Öyle mi? Benim yanımda çalışır mısın? Ben vallahi bilmem ki hani. Bak benim yanımda çalışmayı kabul et, sana ayda 500 bin lira maaş. Tamam efendim. Her sene maaşına zam. Oldu efendim. Söz veriyorum, her bayramda üstüne başına yapacağım. Elbise, şapka ne ister. Sağ ol, Allah razı olsun efendim. Tamam. Tamam efendim. İlk maaşını veriyorum, ver kalemini. Kalemi vereyim efendim. Ver kalemin ilk maaşını veriyorum. Buyurun efendim. Hemen çekini git hemen bakadan al. İsmin? Süreyya. Süreyya. Soy ismin? Bilmem. Çok güzel. Ne? Bu yaşa geldin soy ismini bilmiyor musun? Ha biliyorum. Söyle soy ismin? Bilmem. Haydi. Yatıracağım yere pudrayla buçuklayacağım seni. Süreyya soy ismin? Bilmem. Haydi oğlum. Soy isminden vazgeçtim, göbek adını söyle. Bilirim ama söylemem. Bu daha betersi. Bak bunu lan. Efendim sizin soy isminiz ne? Bir çıktı. Benim de bilme. Soy ismim mi? Soy ismim mi? Ulan ne musip adamsın. Ne komiksin be vallahi be. Süreyya ben bu sizin çekiniz. Sağ tamam ol, bunu hemen git bugün alabilirsin. Ol sağ ol efendim. Bu köşkü kaça sattınız? Efendim 800 milyona sattım. Çok güzel, vicdana bak be. Koskoca köşk, koskoca arazi 800 milyona verildi. Evet efendim. Buyurun Süreyya Bey. Teşekkür ederim. Teklifimi dinle. Buyurun efendim. %5 komisyon verin. Evet. İki saat içinde bu köşkü benim üstüme devredersen peşin şimdi yazacağım 900 milyon. Tabii devrederim beyefendiciğim, hiç merak etmeyin siz. Komisyon alacaksın. Hiç merak etmeyin. Adamın parasını yazayım bankadan, çek hemen götür adamı. Oldu efendim, tamam. Adamın ismi? Hüseyin Avni. Hüseyin Avni, güzel. Bak Hüseyin Avni. Avni, Avni. Avni mi efendim, Avni? Avni lan neymiş? Avni. Benden dalga mı geçiyorsun, o Avni değil mi o? Hüseyin Avni, soy ismi? O kim? Bakalım uçak var, sen karışma, sıra bak.
Zeynep'in soy ismi o kim? Ya sana ne bakarlar diyorum ya. Ay kim o kim sana ne? Soy ismi o kim? Adamın soy ismi. Ya. Soy ismine bak o kim? Halasını tanır mısın, halası var onun Melahat Hanım. Aynen benim. Soy ismini biliyor musun? Ne? Evde yokuz. Yalnız sizden rica ediyorum bu satış muamelesinden kimse haber olmaz. Ha yok söyleme. Bilhassa bu evde kimse duymasın. Benim için üzücü olup üzülür. Yok söyleme efendim, hiç kimseye söyleme. Hadi bakalım. Doğru şimdi mukaveleyi hazırla. Natıra götür, tasdik ettir getir. Ha tamam, noterde tasdik ettiririm. Oldu efendim. Halas var efendim. Benim bir selam söylesin. Kim efendim? Ya kime rastlarsan selam. Oldu efendim. Oldu mu evladım? Ne amca? Buyur otur rahat rahat. Allah razı olsun. Ercan Bey'e dua edin. Tam 900 bin lira. Çocuklar kim varsa buraya gelsin. Ne oluyor abi? Köşkte istediğimiz kadar kalabilir. Bu nasıl oldu? Ercan Bey'in sayesinde. Yok hayır. Benim sayem değil. Hala o kadar iyi kalpli bir adammış ki daha beyefendi böyle bunlar hazırlıklı değildir der demez böyle. Birader dedi, kalsınlar dedi yani. 4-5 ay kalabilirler dedi. Fevkalade bir adam. Hatta ben çocuğunuz çoluğunuz varsa dedim bir para vereyim, bir oyuncak falan katiyetle kabul etmem dedim. Yani serbestsiniz, kalın. Ne yani istiyor? Neticede işi hallettin değil mi? Teşekkür ederim kardeşim. Ne kadar iyisiniz. Çok mersi Tercan Bey. Basit. Olacak. Ya, benim işim yok. O hep ona kabul. Teşekkürler. Ne var? Ben gideceğim. Hadi saçmalama. Vallahi gideceğim. Bir yere gidemez. Halana rahatsız ediyorum. Hep hakaret ediyorum. Gördün bak sabahtan beri ses çıkartmıyorum senin hatından. Burası yalnız halamın evi değil. Tamam. Sen benim de misafirimsin. Şey bakımdan merak etme. Adam çok mertçe bir söz verdi. Buradan sizi kolay kolay çıkartmayacağım. 5-6 sene, 7 sene, 10 sene istediğiniz kadar olur. Aldırma, sen buradasın, yemek yeriz. Ben gidiyorum de hiç yapmadım. İnan bana emin ol. Gidemezsin, salmam, yemek yiyeceğiz öyle gidiyoruz. Aa, yemek yemezsen ben de salmam. Baba, yemek dedin de aklıma geldi. Balık yumurtası sipariş etmişsin, getirdiler. Getirdiler mi? Ben gideceğim. Hayır, otur. Bak seversin diye balık yumurtası aldırdım sana. Teşekkür ederim efendim. Yumurtayı da severim. Ne yumurtası? Balık. Balık mı yumurtluyor? Tabii. Niye hareket ettiniz? Balık yumurtası abi. Niye şaşırdın? Bayağı balık yumurtluyor. Tabii. Allah Allah ya. Niye Allah Allah? Ya çok değişti tabiat abi. Şimdi beni bir merak al. Ne? Acaba diyorum ki balık mı kömese giriyor? Horoz mu denize giriyor? Bu horozlar da azdı. Helal olsun. Bakın benim aklıma ne geldi. Yemeğe daha 20 dakika var. Boş ver, otur nereye gideceksin? Otur evladım. Otur. Bu 20 dakika zarfında hem iştahımız açılır hem güleriz. Heh. Hava da değişir. İsterseniz fıkra anlatalım. Tabii. Çok iyi olur abi. Ne derler? Bir kahkaha bir kalem firzolaymış. Doğru. Sen yemeği ucuza getireceksin galiba. İlk fıkrayı ben anlatayım. Anlat oğlum. Anlat. Baba bu yepyeni bir fıkra. Aa çok iyi. Adamın biri evet doktora gitmiş. Ne? Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Suha! Ulan enişten korktuğu şaşırdı. Ay çok yaşa Suha sen de. Çok komik ama değil mi? Ve? Çok komik. Evet. Bak bir tane de sen anlat evladım be. Anlat bir de sen anlat. Adamın biri doktora gitmiş, gidiş o gidiş. Ama ay adamı öldürürsün. Adamı doktora ben göndermiştim. He? Ama ben harciyeciye gönderdim. Herhalde sen dairiyeciye gönderdin ondan güldüm. Ooo televizyonda spor saati var. Ha. Gidelim televizyonda. Ben hastayım onu seyredeceğim. Spor saat dediniz ya demin televizyonun spor spikerleri röportaj yapıyorlar. Öyle mi? Bu evvelsi haftaki maçtaki gol olmuş galiba. Hop Mustafa mı hop Ahmet mi ne diyorlar? Offside. Offside. Ha vatandaşa soruyorlar ya baba offside miydi değil miydi diye. Offside mi falan diye herkese soruyorlar. Pazartesi. Sana da mı sordular? Bana da sordular ben maçı görmedim dedim. Benden ayrıldılar ileriden Demirel geliyordu Demirel'e sordular. Bizim Demirel'e? Evet kapı komşusu orada oturdu. Ya politikacı Demirel yok. Tamam. Spiker mikrofonu uzattı böyle yaptı Demirel'e. Siz de maçı gördünüz mü? Gördüm dedi. Peki dedi o gol dedi hop sayıt mı dedi. Demirel aynen böyle söyledi bana. Hala hazırda hop sayıt diye bir pozisyon olmuştur. Bu hala hazırdaki hükümetin bir taktiğidir. Biz parti olarak hop sayıt üstüne gideceğiz, peşir bakmayacağız. Mesele budur, o ayrıdır. Demirel gitti arkadan başka bir beyefendi geldi ona sordular. O ne dedi? O da böyle söyledi. Hop sayıt diye bir pozisyon olmuştur. Ya ikisi de Demirel. Olur mu? O cindoruktu be. Şimdi onu bırak da
başından geçen bir hikaye anlatıyor. Hadi dinleyelim. Gülelim acık ya. Nasıl bir şey istiyorsun? İştah açıcık. Yemekten evvel iştahımız açılsın. Hoş bir şeylerden bahsediyorum. Değil mi evladım? İştah açıcık. Benim bundan 30 sene evvel İstanbul'a ilk geldim. Hiç unutmam. Acemiyim. İstanbul'u bilmiyorum. Olur. Eminönü meydanında geziyorum. Bir sıkıştım, bir sıkıştım. Yemekten evvel mevzuya bak. Kaşından aç. Efendim, 24 dilim kavun yedim. Maşallah. Arabada satıyorlar. Maşallah. Üstüne de bir tersi buzlu su içtim mi? Arkadaş 5 dakika geçti geçmedi, baraj başladı, oynamayın. Yer bilmem, yok bilmem. Evin önünde geziyorum orada, ona soruyorum. Beyefendi diyorum, buralarda dedi, birisine dedi, buralarda memişhane var mı dedi. Adam böyle yaptı, evladım dedi. İstanbul'un göbeğinde gümüşhane mi sorun? Anlamadı demek. Ter basıyor böyle göçen, şöyle oluyor. Tam oradan geldim, ileride bir arsa gördüm. Arsaya kadar gitsem araziye uyuyacağım. E gitsene, ne duruyorsun? Nereden gidiyorsun? Tam adımımı attım, polisler düdük çaldı orada. Karşıki kaldırımı adamlar toplandı. Bu kaldırımı adamlar böyle yapıyor adamlar. Dedim eyvah, kavga çıkacak. Evet. Meğersem kırmızı ışık yanmış, geçmek için bekliyorlarmış, bilmiyorum. Ayaya geçirdi. Ayaya geçirdi. Şimdi bekle, doldu kalabalık 400-500, her gelen de beni arkaya atıyor beni. Evet. Ben de böyle yapıyorum ya, adam birisi böyle yapıyor. Akşama düğüne mi gidiyorsun oğlum dedi. Nereden bildiniz dedim, baksana antrenman yapıyorsun. Arkadaş, kırmızı söndü, yeşil yandı, polis düdüğü çaldı, millet davrandı, geçti. Ben adımımı attım, baraj taştı. Şöyle kaldım bak şimdi. Şöyle gidiyor. Gidiyor hem de nasıl gidiyor. Saatte 200 kilometre. Şimdi polis bana bakıyor, ben polise bakıyorum. Polis bana şöyle yaptı. Ben ne zannettim, hatırımı söylüyor, böyle yaptım. Ha Nasim be, idare edin. Yürü lan dedim. Ne bağırıyorsun dedim ya. Yürüsene oğlum, ne duruyorsun, görmüyor musun? Sizin yol işte. Dedim ben burada vazifeliyim. Bir şey vermem. Ne vazifesiymiş, anlayalım bakalım. Dedi, aklıma geldi arkadaş, yere çöktüm. Orada beyaz çizgiler var ya, çizilmiş, boyanmış. Yaya yani geçitleri. Onların üzerinden karşıya böyle gidiyorum bak. Polis de bana bakıyor yan yan, ben de ona bakıyorum. Polis böyle yaptı, ne oluyor dedi, bakayım. Abi görmüyor musun, trafik çizgisini tazeliyor. Bu sefer demez mi polis, ulan benim bildiğim trafik çizgisi beyaz oldu. Sen niye sarıya boyuyorsun? Dedim abi, İtalmalı, fosforlu boya. Sen bana bırak. Öyle bir şey olmuştu o gün. Daha değişik bir şey olsun. Değişik olsun şöyle ya. Değişik konuyu. Ha siz değişik bir konu istiyorsunuz. Evet. Bir gün Sultanahmet Meydanı'nda geziyordum, sıkıştım. Aaa! Ve gene aynı oldu. Aynı olur mu yavrum? Aynı olur mu ya? Değiştirdi ya çocuk. Ha? Neresini değiştirdi? Dikkat etmedin mi? Deminki Eminönü Meydanı'ydı, bu Sultanahmet Meydanı. Evet. Meydanlar değişti. Mamuller aynı ama. Evet. Efendim, belediye 100 numara yaptırmış, kiraya vermiş. Ha. Moderna bir 100 numara orada. Şimdi kiralayan adam çok para kazanacağım diye her 10 tane 100 numara var. Hepsini ikiye bölmüş, 20 tane yapmış. Şöyle olmuş. Zaten tamamı 70 santimdir. Demek 30 santime indi. Tabii tuğla payı çıkınca. 25 santime düşmüştür. Orayı bilenler zaten girmiyor oraya. Ha. Esnaf fırlıyor Gülhanep Parkı'na. Tabii Gülhanep Parkı'na ne yapıyor? Ağaçlar altında işte, yaprak falan topluyorlar herhalde. Şimdi ben mecbur kaldım girme arkadaş. Ha. Geldim. İnan bana bey amca, 17 dakikada bak şöyle. Geri geri mi giriyorsun? Yok canım, koşuşuyoruz içeride, 6-7 kişi var, döver lazım. 30 santime giriyorsun, nereden? Ha, doğru. Geldim böyle, tıkandım arkadaş. Sıkıştın. Evet, faaliyete getireceğim, elimi çıkartamıyorum. Zamanda bastırıyor arkadaş. Aklıma geldi, derin bir nefes aldım, huah bir bıraktım. Otomatik laf söyle. Şimdi hazır vaziyette, sen tecrübelisin, bilirsin. Ha. Böyle pozisyonda, ilk pozisyon nedir? Nedir? Şöyle yere bakarsın. Düşünürsün, borç, harç, nereye ne vereceğim. Hesap yaparken ara sıra da böyle yaparsın bak, şöyle yaparsın. O ne? Su damlıyor, yüzüne sıçrıyor ya. Ondan sonra tam nakliyat başlarken gözüm mecburen kapıya takıldı. Kapıya bir baktım, orada bir yazı. Hemen sağa bak. Hemen sağa bak. Katta, sağa mı bakılır? Evet, bakılmaz da işte heyecan basıyor insanı. Sağa döndüğümü baktım, orada bir yazı. Hemen sola bak. Artık sola dönme evladım. Hem de 15 dakika 15 dakika dönüyorum oradan bu tarafa. Dönme. Ne dönme, merak ediyor adam ya. Ne yazmış? Neyi o meşhur 100 numara edebiyatçısı var. Tosun Efendi, acaba o yazmış mı?
Oraya döndüm baktım, orada bir yazı, hemen geriye bak. Bir saatte geriye döndüm baktım. Eyvah eyvah. Dönerken beyaz ayakkabıları da kahverengiye boyandım. Geriye döndüm, orada bir yazı. Ne yazmış? Hemen tavana bak. Tavana baktım, ne yazmış ya? Ne yazmış, merak et. Ulan sağa sola geriye bakacağına işine bak oğlum. Bilsiniz değil. Şu telefona bakar mısın? Telefona bakar. Bana mı acaba? Alo Sabah, ben Ahmet Barbar. Belki ciddi bir işlerim. Olabilir. Alo. Ha evet efendim. Tamam, doğru yere telefon ediyorsunuz efendim. Rüyayı biz satıyoruz. Evet. 3,5 milyon istiyoruz efendim Rüya'ya. 5'in. Ne yapıyorsunuz anlayamadım beyefendi. Rüyayı satıyoruz da. Helal olsun. Demek bu işlere de bakıyorsun. Ne demek bu işler? Neyle geçiniyoruz zannediyorsun? Oğlum baban duymasın, kalpten gider adam. Niye duymasın? Patronu, parayı o alıyor. Evet. Ya sen doğru mu söylüyorsun? Bir dakika efendim. Ya niye tuhafına gidiyor? İşimiz mi bizim oğlum? Yetiştirir satarız yavrum. Ulan başka iş bulamadım mı lan? Ne güzel iş. Daha geçen ay Rüya'nın 2 tane kardeşini sattım da. Evet. Bu köşkün başka kapısı var. Niye sordun? Oğlum dedikodu olmadan çıkıp gideyim ben sonra. Hadi. Evet. Allah'ım tavsiye ederim efendim. Ne demek nasıl? Genç, dipdiri. Mal nasıl diyor? Rüyayı mı sordun? Abi malı iyi. Bana da bulaştı, buyurun. Evvela genç efendim. Tabii dipdiri. Sonra safkan, asil. Babası İngiliz efendim. Rüyanın babası İngiliz mi? İngiliz tabii. Benzese bari İngiliz. Sonra masrafı çok azdır efendim. Sabahları Rüya'nın önüne bir çuval karpuz kabuğu koyun, doya. Bana bak şu oğlum, sen dalga mı geçiyorsun? Niye? Rüya karpuz kabuğuyla mı kahvaltı ediyor? Tabii. Oha, ne cinsmiş be! Evet efendim. Oha! Ana, adam mavi sütü götürüyor. Bir dakika, nereye gidiyorum? Efendim, Rüya'nın suyunu götürüyorum. Ne? Bana bak, Rüya suyu kovada mı içiyor? Evet efendim. Günde tahminen kaç kova içiyor? 7-8. O zaman ne yoruyorsun kendini? Rüyayı götür, çeşme yalağından iç. Yalaktan akşamüstleri içiyor. Hiç böyle şey duymadım arkadaş. Evet efendim. Yalnız kötü bir tarafı vardır efendim, onu da söylemek zorundayım. Her ne kadar mal bizimse de para veriyorsunuz değil mi? İyi kalpli esnaf. Efendim, Rüya'nın en kötü tarafı sabahları çok huysuz olması. Evet. Sabahları ekseriyette herkes huysuz olur. Evet. Normaldir. Sabahları çok huysuz olur efendim. Onun için tavsiye ederim, sakın sabahları Rüya'ya binmeye kalkmayın. Bindirmez efendim. Şimdiye kadar 8 kişi binmeye kalktı, 8'ini de üstünden attı efendim. Evet. Ama ben onun püf noktasını biliyorum beyefendi. Tabii size öğretirim. Sabah kalktınız, ille canınız Rüya'ya binmek istiyor değil mi? Hemen yaklaşın yanına yavaşça, başlayın boynunu kaşımaya efendim. Ha, boynunu kaşıyınca gevşiyor bir an. Şu arada atlayın üstüne. Basın kırbacı, dakikada 1500 metre koşar vallahi. Kaç metre? 1500 metre. Oğlum sen Rüya'yı kaça satıyorsun? 3,5 milyona. Gel şuraya, ver kalemini, çeki yazıyorum. 10 milyon veriyorum Rüya'ya. Ciddi misin? Otur. Satıldı beyefendi, satıldı, tamam. Aslanım benim be. Evet, evet. Ben senin düşkün olduğunu bilmiyordum be. Ben Rüya'nın hayranıyım be. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Canı nasıl, söylesene şunu vaktiyle buraya. Hem de öyle karpuz kabuğu falan yok, fıstık da besli. Ulan iki... Kovayla su içecek Rüya. Kristal bardak. Sen bana bırak onu. Şimdi ben Rüya'yı düşünüyorum, kristal bardağı yer muhakkak. Neyse, senin aldığın iyi oldu. Ulan babam bana sattıydı, bana havale etti. 15 gündür satamadım Rüya'yı, evde kaldı diye geberiyordu. Niye bana haber vermiyorsun? Ne bileyim, düşkün oldu. Ama artık sen de bu işleri bırak artık. Niye bırakayım ya? Bırak oğlum, dedikodu. İnan zevk duyuyorum, çok zevkli iş ya. İstersen senin ortakta çalışma. Hadi. Hadi. Sen ya. Benim arkadaşımsın be. Tamam oğlum, şimdi aldık Rüya'yı. Valla Rüya'yı aldığına sevindim. Evet, iman aldım. Allah canımı alsın imanı. Mahyer veririm bak. Bir ay kullan, beğenmesen iade et.
Başkasına satarım, rüya gibi malım olsun. Sen gravyarlaşmışsın oğlum. Neydi o, kaşar mı? Kaşarlaşmışsın. Tamam, anlaştık. Parayı babama verirsin, tamam mı? Baba İngiliz demek ha? İngiliz tabii, rüyanın babası. İşte benzemiyor. Safkan yerinde duramaz. Şimdi benim merak ettiğim başka bir şey var. Ne? Ben biraz meraklıyım. Orada dışarıda büfe var, burada bir büfe var. Gördüğüm içinde hep böyle kristaller, çatal, kaşık falan. Ha, sen bizim antika takımları gördün. Yok, onlar çok kıymetli bana öyle. Tabii kıymetli ya, ne zannettin? Onlar 400 senelik yemek takımı. 900 ayar gümüş, kenarları som altın. Altınını bırak, antik değerleri var. Geçen sene bir müze memuru onlara 455 milyon kıymet biçti. 455 milyon? Hmm. Ya ben sana bir söyleyeyim Suat, siz içeridekilere beraber onu satsanız çok para eder. Biliyorsun 2 milyarı geçer be. O zaman niye köşkü almıyorsunuz onlardan bir kısmını satıp? Satamayız ki. Niye, vakıf malı mı? Hayır efendim, dedemi kandırmışlar. Başına bir şey mi gelmiş dedenin? Hayır yavrum, dedem köşkü satarken kontrata bir madde ilave etmişler, dedem okumadan imzalamış. O madde şöyle diyor, köşkte bulunan bütün eşya Demirbaş'a aittir diye. Yani bu eşyaların hepsi Demirbaş'a mı? Maalesef Demirbaş'a ait. Köşkü alan bunların da sahibi oluyor. İşin en enteresan tarafı ne biliyor musun? Köşkü alan enayi var ya, şu yeni alan enayi. Köşkle beraber 2 milyarlık antikaya sahip olduğunu bilmiyor da. Ah, bu arada bir para bulsak hemen elinden alırız onu. Adamın köşkü. Parasını alsın. Ne şanslı adamlar böyle. Değil mi? Adamın hiç haberi yok. Tabii, köşk alıyorum diyor, 2 milyarda antika geliyor. Eyvah. Baş kuşuna, baş neydi o dev? Talih kuşu. Kuş, evet, evet, devlet başına konuyor. Ne adamlar var be. Ya. Adamın belki haberi bile yok. Haberi yok enayinin. Köşkü de sıkıştır, kırtağını sıkarım adamı. Parasını sık cebine çırpın. Ana. Bu saydıkların hepsi köşke alan adama mı ait? Tabii. Biz hey beni de... Ne oldu lan? Maytaba. Ne oldu? Böyle bir neşelendim ben. Ha, zevklendin, iyi oldu. Zevklendin. Şimdi bunların yazılı olduğu bir defter var mı? Envanter. Avantür. Demirbaş listesi. Var ama kim nereye soktu kim bilir. Ya siz de amma şeysiniz ya. Kardeşim evinize, köşkünüze giren çıkan belli değil. Her gelen cebine bir şey koysa götürse bu adamın zararına olur. Kasamı yapanlar ne be kardeşim? Sana ne güzel de malı alan adam bunu. Sallan ne? Tabii bana ne be? Söyleyemiyorum ki köşke aldım diye, ayıp olacak. Bana ne be? Sallan ne ya, dert mi? Dert. El alemin derdi. Beni mi gerdi? Ne? Sallan ne, bana ne? Bırak köşke alan hıyar düşünsün. Ne diyorsun oğlum? Sana demiyorum ya, köşke alan hıyara söylüyorum. Nereye gitti babanlar? Ahırlara. Onlar orada mı yatıyorlar? Hayır efendim, doğru kısrak doğum yaptı, tayı görecekler. Hemen haber gelsinler, doğum yapan kısrak seyredilmez. Yok ya. Sütü kesilir, ondan sonra tay aç kalır ölür. Olabilir, senden ne? Ne demek bana ne? Ne? Söyleyeyim bana ne? Alan yeşillik düşünsün. Çok, yeşil ne? Her türlü zelzavat girer için onu sen. Ay Rizalet. Ben? Skandal olacak şey değil, terbiye silifin yaptığına bak, utanmıyorsun değil mi? Tuh. Ay tükürmeye bak. Ne oldu ben? Ayol insanlık hali. 10 sene evvel arkadaşım birinden borç para almıştın. Böyle şimdi tutturmuş versene versene diyor. 10 sene içinde alacağını istiyor. Ya. Ya memlekette bizden kalmadı. Vallahi. Ulan ne olacak be, bekle 25-30 sene alırsın. Sık boğaz etmişler. Haklısınız kızım, haklısınız ya. Yani. Nasıl sinirim bozuldu anlatamam. Şeytan diyor ki beni... Ya bak onlar maç abine aitmiş ya. Bana be. Ulan badem düşünsün. O... Badem ne oluyor? O hıyarın da körpesi küçüğü olur. Bana bak Tarcan! Bunlara da sataşma gelmez, gazetede okudum, adam dövüyor ha. Bayağı kuvvetli oluyor bunlar. Size göre bir şey yok abla abisi, bir şey yok. Tarcan sen benimle çok uğraşıyorsun. Ne olmuş? Onun için seni bilmece düellosuna davet ediyorum. O ne? Böyle birbirimize bilmeceler soracağız. Hı. Eğer bilirsen beni öpeceksin. Ne öpeceğim seni be gitmişsin. Lava bak, bilmece soracak da bilirsen öpecek. Çocuğun kalbini kırma, öpmek istemezsen bilmezsin. Ben de bilmem ben. Bak şimdi soruyorum. Böyle damda gezer, miyav miyav der, bıyıkları vardır, hep 4 ayak üstü düşer. Acaba nedir? İngiliz anahtarı. Ay, nereden de bildin? Hadi gel. Hadi. Ne biliyorsun? Ömer, kim de adam avaz avaz bağırıyordu, sinirimi bozdu? Bak. Görüyorsun koltukları. Ya kardeşim dikkat etme. Size ne? Rüyanın babası geliyor değil mi? Hmm. Rüyanın babası sahi İngiliz mi? Vallahi İngiliz ya. Hava yücelsin ben. Demin de affedersiniz, merak ettim. Londra'nın köylünden misiniz, içinden misiniz? Ne diyor bu ya? Hayır merak ettim.
Yok ya, bu İngiliz falan değil ya. Ne diyor bu ya? Sakalı bile takma gibi geliyor. Çekme! Çekelim. Bana bak ha. Bak kötü oluruz ha. Mahkemeye veririm, sürüm sürüm sürüm. Bana bak ha, mahkemede bana bir şey yapamaz. Nasıl yapmazlarmış? Ben deliyim, raporum var. Hadi benim. Hadi sen de. Salak. Aa deli galiba. Raporum var benim. Hadi yapma. Yapma yapma. Raporluyum oğlum ha. Baba. Pencereden baktım, ağaçlarla boğuşuyordu. Ha, bizim dışarıda koru var ya, bahçede açarsın. Baba, işten bahsediyor. Ne diyor? Dışarıda karı var ya diyor. Sattınız mı? Yok evladım, o korudaki bütün ağaçları kestim. Kesmiş. Ha, karıyı mı kesmiş? Yok ya, ağaçları kesmiş. Ya. Kestim orada, koca bir meydan açtım. Ne ağaçları bunlar? Ya mal sahibine ait ağaçlar. Mal sahibine ağaçlar. Çok var mı çokolata? Çok vardı. Herhalde kestiğiniz ağaçlar kuru ağaçlar. Yok canım, koca koca çınarlar. Ya sen başta adamsın be. He. Televizyonda okumayı görmüyorsun, gazetede okumuyorsun. Yeşil ağaç kesin ben. Sana ne be? Bana ne? Baba. Ha Rüya, müjdemi ver. Sen hazırlığını yap, senin için tamam götürüyorum seni. Ne? Hemen götürüyorum. Ne oluyor be? Ha söylemeyi unuttum. Karpuz kabuğu yemek yok, fıstıkla besleneceksin. Rüyaya kristal bardakla su içireceğim. Öyle. 10 milyona sattım be. Rüyayı? Rüyayı. Nasıl sevindim be? Ya biz de sevindik. Vallahi biz. Hiç merak etme. Maydanoya ziyarete geleceğiz, hiç merak etme. Ben hemen şimdi belediyeye müracaat, nikah. Ne diyor ya? Hemen nikah, oradan da... Kime nikah? Kime? Rüyaya. Ben nikahsız almam. Rüyaya nikah mı yapacaksın? Evet, nikah yapacağım. Resmen. Resmen. Bay herif cinsi sapık galiba. Hem de bakalım inşallah düğünde Hilton'da olursa. Haberi yok, söyleme sakına. Aman ha, ayağına basın. İlk defa ben basacağım. Bir de Rüya senin ayağına basarsa görürsün. Ne olur be, 32 numaradan sen de. Öyle be, dınal böyle lap diye. Başka vakit geçmeyelim, işimiz var zaten. Zevkim bilir ama iyi mal aldın ha. Allah canım alsın, iyi mal aldın. Bak. Vallahi iyi, iyi. Yetiştirmişsin yani. Bak. Vallahi. Ne zahmet çektim yetiştirene kadar ona. Ey yavrum. Babam çok ihtimam gösterir yetiştirirken ha. Allah canımı alsın böyle. Çok ihtimam gösterir. İyi mal verdi sana. Bak Rüya'yla bir dolaşmaya çık, göreceksin. Ne kadar eşin, dostun, ahbabın varsa Rüya'yı senin yanında bir görecekler. Ey yavrum. Ne kadar güzel diyecekler. Maşallah. Yani güzele bakmak sevap. Böyle yapacaklar Rüya'ya. Maşallah yavrum. Çat çap şap şap şap. O sırada biz çamurda mı yürüyoruz? Hayır, ayak sesleri şap şap diye geliyor. Yok, ayak sesi değil. O maşallah deyip Rüya'nın kalçasını okşayacaklar böyle şap 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 diye. Tabii canım, tak neyin kalçası? Rüya'nın. O anda ben ne yapacağım orada? Senin iftihardan koltukların kabaracak. Sen beni onunla karıştırıyorsun. Rüya'nın kalçasına şap şap şap, ben tabanca çekeceğim lap lap lap. Yok kardeşim, olmaz be. Rüya'yı görüp de kalçasını okşamamak mümkün değil. Tamam ben, bana ait kimse karıştırma. Sen Rüya'ya adam akıllı baktın mı böyle alıcı gözüyle? Baktım adam akıllı. Görmemişsin demek ki. Gördüm, niye diyorsun? Görsen kabul ederdin bu fikrimi. Rüya'ya iyi bak. Rüyada bir kuyruk var. Allah. 1,5 metre. Sünün, sünün. Yerlerde. Böyle. Kimde kuyruk var anlamadım. Rüyanın kuyruğu. He. Adam. Sen manyaksın ha. Niye? Valla. Ulan kızda kuyruk mu olur? Kızda tabii kuyruk olur. Hadi beygir desen ne sen? Tamam beygirde olur. E kızda olmaz. Evet kızda olmaz. Kızda ama Rüya beygirde olduğuna göre. Beygirde kuyruk olur mu? Evet, Rüya'da beygir olduğuna göre kuyruğu var. Kuyruk. Değil tabii. Mi? Evet. Ama Rüya kız, onda olmaz. Beygirin hem kuyruğu olur hem 4 ayaklıdır o. Tabii 4 ayaklı. Rüya 4 ayaklı. Rüya da 4 ayaklı. Ne karıştırdın? Ya sen bizim yarış atımız Rüya'yı satın aldın ya 10 milyonu. Ya ben onu diyorum, 10 milyon verdik. Kime aldın? Ben bunu aldım be. İyi bir adam kasıp diyorsunuz. Ne diyorsun kardeşim, mi satacağım da deliye bak, at sattık sana. Siz de başka isim bulamadın mı? Çocukların at ismini koyuyorsun sen. Öyle. Bizde huyumuz bu. Yetiştir yetiştir, aileden birinin ismini koyarız satarız. Geri doğan kaya da kendi ismimi koydum. Fuzuli. Ben Rüya'dan vazgeçtim. Ya ama ben parayı alırım. Tamam parayı açıyor. Rüya'dan vazgeçtim. Ne olacak? Sabredeceğim. Fuzuli büyüsün, ona bineceğim. Sen bana. O zaman takdir serbest. Laf şaf laf şaf. Hadi ne yaparsın. Şimdi bahçeyi gezdiğimde çok güzel olmuş. Açıldı değil mi kızım? Ağaçları kestirmişsiniz ona. Bahçe dediniz de aklıma geldi. Buyurun. Bahçede bir mermer sütun gördüm. Metre Goldin Mayer başlı. Aslan başlı biliyorum. Evet. Ha o güzel bir süt, kıymetli galiba. Ben aynen. Onları kaldırttım, bütün sütunları kaldırttım. İyi yaptın da o geçen sene o sütuna... Mal sahibine mi aynı? Evet. Güzel. 40 milyon verdi de satamadık değil mi? Ya. Maytap açık aldım. Keşke satabilseydik değil mi abi? Niye? Efendim ben onu taşırken kırdım. Canım sağ olsun kızım. Ya. Aman ne olacak ya sen de. Ay dikkat edemezsiniz değil mi? Hay senin eline be. Size ne? Size bak bana ne? Galiba yanlış anladım. Bizi himayenize aldığınız için tekrar teşekkürler. Ah.
Bana bak, ben gideceğim artık. Nereye? Çok hakaret ediyor bu kadın. Hadi canım, laf kıvırıyor be yavrum. Ay ben bir de... Hadi hanım, affedersiniz, size bir şey sormak istiyorum. Aramızda bir hutumet mi var? Size karşı ne husumetim ne de sempatim var. Mevcudiyetinizin farkında bile değilim. Ne o, saldıracak mısın? Yok ya, ayağım kaydı. Hadi çıkalım buradan. Bahçe. Geri dönelim. Niye? Cepler düştü lan. Yürü. Bana ben raporu var ha. Tamam. Raporu ne yapayım ya? Allah Allah. Başıma hiç kimse şey müdahale etmesin. Ne oluyor? Ama ben çekmiyorum. Hala hanım. Efendim. Ben gidiyorum hadi. Zorla değil ya, bu adam fena halde sinirime dokunuyor. Aman halacığım, siz de benim gibi yapın, yüzüne bile bakmayın, olsun bitsin. Yüzüme öyle küsterçe bakıyor ki, kendimi satın aldığı cariyesi zannediyorum. Haklısınız efendim. Bana kalırsa abi, evet. Bu adamın ısrarla burada kalışının bir nedeni olmalı. Muhakkak bir şey var. Bu neden de sizsiniz galiba küçük hanım. Aha, pek hoş doğrusu, şarap tüccarının karısı olmak benim için büyük bir şeref halacığım. Duydunuz mu abi? Ay çenene! Beyefendi. Efendim. Ey sahibinin vekili geldi, alayım mı? Kimim? Alalım, al içeriye, al. Al. Rica ederim, hemen kendine gel, saçmalama neler. Ne oluyor Sevil Hanım? Ay affedersin Piray. Kız bana bak. Ben sana bunu nasıl söylerim? Neyi? Söyleme zaten. Benden ne istiyor biliyor musun? Şşş. Kendisine ağda yapmamı. Yolunu canım işte, yolunu canım. Allah Allah. Neler duyuyorum canım. Sercan, Sercan Bey buradalar mı? Burada yok ama bize söyleyebilirsiniz. Yoo, söyleyemem. Kimseye söyleyemem. Zira Sercan Bey konuşmamı yasak etti. Size kusmanızı bu köşke yabancı olan Sercan Bey mi emretti? Sercan Bey bu köşke yabancı mı? Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Sercan Bey bu köşke tam 9000. Ay az daha kaçırıyordum. Söylemem. Size söyleyeyim diyen yok. Sorularımıza cevap verin yeter. Cevap vereceğim tamam. De. Ay Allah'ım, sır saklamak ne kadar zormuş. Hanımcığım biliyor musunuz, bu adam galiba benimle evlenmek istiyor. Beni gözüne kestirdi galiba. Hanımefendi ben evliyim, iki de çocuğum var ya. Ben sizden bahsetmiyorum ki, Tercan Bey'den bahsediyorum. Biz kimden bahsediyoruz, biz de Tercan Bey'den bahsediyoruz. Şu baklayı ağzınızdan çıkarsanız ya siz. Sonradan görme bir serseri için bizi mi kıracaksınız? Tercan Bey serseri ne olacak? Hanımefendi önce biz de sizin gibi serseriyiz. Efendim? Yani sizin sandığınız manada serseri zannettik. Sonra bir araştırma yaptık ki Tercan Bey'in bankalardaki serveti en az 10 milyarı buluyor. Demeyin. Fabrikaları, gayrimenkulleri de cabası. Ya. 10 milyar mı dediniz? 10 milyar dedim. Yaşadım Allah. Üstüme gelmeyin, söylemeyeceğim. Tercan Bey sizi mahiyetine mi aldı? Evet efendim. Onun işleriyle mi meşgul olacaksınız? Evet efendim. Yani sizi kendine vekil mi tayin etti? Öyle de işlerinden sadece bir tanesiyle meşgul oluyorum. Şu son aldığım mülkün işleriyle. Bu mülk İstanbul'da mı? Yok canım, burada burada. Anladım canım. Hani baba çiftliğini satın aldı. O değil, o değil. Hayır babacığım, hayır. Derinin arkasındaki köşkü çiftlik haline getirecek olabilir herhalde. O da değil, o da değil. Galiba muammayı ben çözdüm. Tercan Bey bizim köşkü satın aldı. Oo. Vallahi o, ama ben söylemedim, kendi bildi. Niye mani olmadınız? Benim gerekte siz olun da siz mani olun. Evet. Siz Tercan Bey'i tanımıyorsunuz galiba. Vallahi bir elense, bir künde, bir de... Tamam, başkanım ne oldu? Bu adamı derhal karakola teslim etmeli. Hemen teslim etmeli hem de. Yazdığı çek sahte değil, karşılığı vardı, bankadan aldık. Oo geldi. Şurada çakır. Tercan Bey merhaba. Tamam oldu. Tamam beyefendiciğim, buyurun, bu mukaveniz. Yok söylemedim efendim, bir imza atın. Hemen sen gülü oldu. Aman ha, görü görmez selam söyle. Kime efendim? Ya kime rastarsan? Bu da rastarsan. Siz! Nasıl oluyor da bizim köşkü satın alma cesaretini kendinizde buluyorsunuz? Teşekkür ederim size. Oğlumun arkadaşı olarak buraya geliyorsunuz, köşkü elimizden kapıp gidiyordu. Bu adamı derhal polise teslim edin abi. Hemen teslim etmeli hem de. Bir dakika, ben hiç anlayamadım. Hayır! Tercan Bey köşkü satın almış, doğru mu? Evet doğru. Teslim ederiz. Buna rezalet derler. Hem rezalet hem de küstah. Terbiyesiz şey. Ayıp şey be. Alçak. Ya affedersiniz de ben birdenbire anlayamadım. Bir şey mi olmuş? Köşkü satın almış. Köşkü satın aldım, ben kötülük mü yaptım? Seni sevdiğim için. Ben yeğenin için yaptım, bana göre var. Bizim kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok. Siz benim bu hareketimi sıdıka olarak mı kabul ediyorsunuz? Hayret, her şey aklıma gelirdi, bu gelmezdi. Demek ki köşkü almam sizin asaletinizi zedeledi. O zaman ne duruyorsunuz? İşte kapı, çekin gidin. Siz benim... şimdi aklıma geldi. Sabahtan beri hep hakaret ediyorsunuz bana. Başkası köşkü alsaydı belki halam bu kadar sinirlenmeyecekti. Köşkü ben aldım için siz kızdınız. Tamam, kızmayın, satıyorum. Köşkü satın aldınız, kârıyla bize...
de devireceksiniz değil mi? Allah hanım, ben öyle işlerden kar etmem. Benim ticaretim o ticaret değil. Aldığım fiyata satıyorum. Şu anda maddi bakımdan alamayacağımızı biliyorsunuz. He. Bunları birisi yokluyordu. Maddi bakımdan alamayacağınızı bildiğim için size bu şekilde şey yapıyorum, hareket ediyorum. Çok güzel. Kızacak şimdi, bir şey söyleyeceğim, kızacak bir amca. Hala hanım, buyurun. Nedir bu? Köşkün mukavelesi. Ne olacak? Kışı para istemiyorum. 10 sene, 15 sene, 20 sene sütüne kalmış. İstersen ödeme. Köşkü size veririm. Üstüme de gelmeyeyim, ben deli adamın birisiyim. Köydeki bütün malı getirir size veririm. Aslan arkadaşım benim be. Oğlum dedin. Anlaştık mı? Anlaştık yavrum. Şimdi benim manevi bir ricam var. Bizim köyde bir gelenek var, babamdan biliyor. Ticaret hayatında iki kişi anlaştığı zaman el sıkışıyorlar, birbirlerini öpüyorlar. Gel öpüşelim yavrum. Ben bu köste öpsem öpsem halayı öperim. Abi! Teklif, Türkçe konuştum. İşinize gelirse. Terbiyesiz, derhal terk et burasını, hadi, hadi! Kimin köşkünden kimi koruyorsun? Tercan Bey yeter artık, lütfen kendinize geliniz. Piraya eli olan arkadaşlığımdan cesaret alarak söylüyorum. Arkadaşım piraya asla mağlup olmaz. Onun için, onun yerine ben kendimi feda ediyorum. Beni öpebilirsiniz. Ay, karı yıkılacak yer arıyor. Evet, beni öpebilirsiniz. İsminiz Sevil miydi? Evet. Sevil Hanım, ben prensip sahibi bir ticaret adamım. Böyle alışverişlerde fotokopi kullan. Size 5 dakika müsaade edin. Saatlerinize bakın. 5 dakika sonra gireceğim, kararınızı öğreneceğim. Ya halayı öperim. Hayır derlerse köşkü alırım. Kapı işte görüyorsunuz, gidersiniz. Yalnız bilhassa bir şey rica edeceğim. Köşkte mal sahibine ait bazı eşyalar var. Onlar lütfen alın. Ama sevap işlemek istiyorsanız rahmetli eniştenizin koltuğunu götürebilirsiniz. İşte halanım, ben böyle bir hayat kadını çocuğu. Başkaları orospu çocuğu der, dikkat et. Ben bu herifi döverim. Ama dayak yerim diye korkuyorum. Ömer, biz de çekilelim, onlar ailece karar versin. Piraye, kararımdan vazgeçmiş değilim. Şayet Pir Bey razı olursa kendimi seve seve feda ederim. Evet Piraye, ben de kendimi seve seve feda edebilirim. Fuzuli, bir matayım, iki matayım. Hadi be! Başımızda ateş yanıyor. Bu da gelmiş kafama. Rüya, bizi biraz yalnız bırak. Öf, bu evde Virginia'ya döndüm ya. Duydunuz. Arkadaşımın köşkü almasına sevindim baba. Ama inan böyle bir teklifte bulunacağı benim de aklıma gelmemişti. Yalnız şimdi salim kafayla yapılan teklifi düşünüyorum da... ne oldunuz böyle? Niye derin kederlere büründünüz, mahvoldunuz? Ne var yani? Dünya mı battı, kıyamet mi koptu? Yoksa şimdiye kadar bu köşkte kimse kendini öptürmedi mi ha? Kim öptürdü? Kim öptürecek? Senin yengen bahçıvanla öpüşmedi mi? O başka! Feriha teyzem şoförle öpüşmedi mi? O da başka! Sen hizmetçi öpmüyor musun? Ben başka! Alan da başka! Ya. Niye öyle söylüyorsun hala? Düşün bir defa, bir öpeceğe 900 milyonluk köşk. Nerede böyle tenzilatlı tarife hala? Kocam öldükten sonra hiçbir erkek yine elime değmedi. Şimdi köşkü kurtarmak için kendimi öptüreceğim, öyle mi? Öptürmez, bu kadın kendini öptürmez. Ne olur öptürüversen be! Biliyorum onu. Bu teklif senin için çok güç bir şey. Kabul edilmesi imkansız bir şey. Ama Allah rızası için hayatın boyunca bir defa olsun böyle sıhhatli düşün hala. Bak, yıllardan beri atalarımızdan kaldı diye övündüğümüz şu köşk... ...sülalemizin elinde kalan yegane evlat. Ona da ancak bugün kirayla sahibiz. Bütün sülale gece gündüz çalışsak değil bu köşkü... ...bahçelerinin demir kapılarını bile satın alamayız. Bakın böyle bir fırsat elimize geçti. Hatalarımızın yaptığı hatayı telafi edebiliriz. Köşkümüze, hanedanımıza tekrar kavuşabiliriz. Yok, eğer kabul etmez de dışarıda kalırsak... ...eğer sokaklarda kalırsak hiç şüpheniz olmasın. İki ayak almaz asaletimize kediler bile güler. Hemşire soğanın hakkı var. Peki, hepinizin rahatı için kendimi feda edeceğim.
Ama şuna emin olun, asaletimle onu öyle bir ezeceğim ki kendisi beni öpmekten vazgeçecek. Ez hemşire, o şarapçıyı altına al, silindir gibi ez onu. Hemşire, o şarapçıyı kolların arasına al, gözlerini kapa, rahmetli kocanı hatırla, bu işi bitirelim hemşire. Bana bak oğlum, sen de bir teneke su hazırla hadi. O niye baba? Mayılır mayılır, su dökeriz evladım hadi. Sevgili halacığım, şunu iyi biliyorum ki bunu bizim iyiliğimiz için kabul ettim. Neyse, sık dişini kurtar köşkünü hala. Büyük kalabalık gitmişler. Etraf bayağı tenalaşmış. Alanım, işimiz gücümüz olduğu için müsaadenizi rica edeceğim. 5 dakikaya da geçti galiba, kararınızı bildirmenizi rica ediyorum. Buyurun, asılmaya gidecek bir mahkum gibi cellatın ipimi çekmesini bekliyorum. Bu işkence burada bitsin. Hey, hayat ne bir şey. Siz benim bu hareketimi işkembe olarak mı kabul ediyorsunuz? Fakat hala hanım, sizi takdir ettim, helal olsun. Hayret yani. Nefret ettiği erkeğe kendini öptürmeye evet diyen bir kadın. O da bu köşke ne kadar kıymet verdiğinizi gösterir. Falan siz beni tanır mısınız, tanımazsınız. Lüzumsuz inatları hiç sevmiyorum hayatım boyunca. Ben hayatımda çok kadın gördüm. Hiçbirisine seni seviyorum demedim. Hatta hoşuma gidiyorsun demedim. Diyemez miydim, dedirtmedim. Fakat siz fevkalade birsiniz hala hanım be. Ne inat, sizi öpmeye kalkmak Allah Allah. Hendeğe deve atlatmak. Siz çok gururlusunuz. Çok asilsiniz hala hanım. Siz Çamlıca tepesindeki televizyon anteni, ben Çukurbosan'daki televizyon anteni. Hala hanım ne değişir? Televizyonun karşısına oturduğunuz zaman ikisi de aynı şeyi göstermiyor. Bugün köz elinizden gittiği zaman Allah göstermesin. Etrafınızda kimse kalmayacak. Ben sebebim. Sizi tanıma, yeğeninizin arkadaşıyım. Bütün olay 2 saat içinde oldu. Size başlayı söylemek istedim, söyleyemedim. Hakaret ettiniz, tasma dediniz, yabani, mahluk dediniz, hiç ses çıkartmadım. Cevap veremez miydim? Veremiyorum. Büyü mü yaptınız, ne yaptınız onu da anlamadım. Yavaş yavaş aklım başıma gelmeye başladı. Hala hanım, siz bu köşke değil, köşklerden kurulu şehre layıksınız. Heh, gel de edebiyat öğren göte. Açıldım abi. Ama gideceğim. Ayaklar altına alınmış bir gururum var. Gideceğim. Allah büyütür günün birinde. Belki ben de kururum ayaklar altından. Kaldırır kendimi. Temize çıkartırım. Size göre ağlar. Gideceğim de gidemiyorum Allah'ım. Size bir şeyler söylemek istiyorum. Söyleyemiyorum. Burama geliyor. Hani bir zamanlar Mecnun Leyla'ya söylemiş. Hatta babaannem falan anlatırdı bazen. Ferhat Şirin'e söylemiş. Bir aşık şeysi daha vardı. Kerem Aslı'ya söylemiş. Hatta babalarımız evlenmeden evvel analarımıza söylemişler. İşte onların söyledikleri gibi bir şeyler söylemek istiyorum sana. Ama hala dilim nankörlük ediyor bana. Söyleyemiyorum. Al açmadım. Buyurun. Beni öpebilirsiniz.